canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinledi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Elleneceksen ver. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinledi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Elleneceksen ver. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler efendim, hoş geldiniz. Sizler stüdyomuza, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yakalayamadım. Evet efendim, Türkiye'nin en çok sevilen, beğenilen, izlenilen, özlenilen programını izlemektesiniz. Doğru yerdesiniz, hoş geldiniz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 451 71 71, 0212 451 71 71'den bize anında ulaşabilirsiniz. Bu sefer de yönetmen yakalayamaz. Böyle şaşırtırın. facebook.com/evlenecekseneldan başvurabilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesaplarımız Seda Sayan VIP ve Uğur Arslan VIP efendim. O evet. Zaman evleneceksen gel. Başlıyor. Hadi bakalım. Evet, bugün bir karar anıyla başlayacağız programa. Önemli bir karar anı. Neslihan ve Erkan geliyor. Buyurun efendim. Saçlarından, gözlerinden, bende iyi duran sözlerinden. Senden, benden bahsetmem lazım. Kim varsa umudunu kaybeden. Hoş geldiniz. Ah çok hoşsunuz. Teşekkür ederim. Erkan ne kadar stilsin ya. Sağ ol, teşekkür ederim sana. Gerçekten çok hoş. Yani bana gelecek erkek öyle olması lazım. Kibar, bakımlı, Erkan gibi biri olması lazım. Bu itiraftan sonra Erkan'la görüştü. Çok güzel bir bayan. Çok bakımlı bir bayan. Giyinmesini çok iyi biliyor. İkili birbirlerini iltifat yağmuruna tuttu. Neslihan bence mükemmel bir kadın. Erkan'ı her zaman gördüğüm zaman hep gülesim geliyor. Enerjisi belki de bana yetiyor. Evet. Bu yakınlaşmadan çıkan ilginç karar ne? Merak ettiğim bir şey var. Bu sürpriz ne zaman yapacaksın sürprizimi? Cuma düşünüyorum. Birazdan canlı yayında. Müjdat'tan Gamze'ye açık mesaj. Yarın bana şans verse, yarın ben bunu yanlış söylüyorum, bir daha talip olur mu yani? Gamze tarafından bir kez reddedilen Müjdat nasıl ikinci şansı istedi? Yani sana ikinci şansı verirse talip olur mu abi? Talip olur musun? Aynen olur abi. Peki Gamze, Müjdat'ın bu isteğine ne yanıt verdi? Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Gamze, Müjdat'ın hangi huyunu düzeltmesini istiyor? Ben söylüyorum bunu, gelecek adam da öyle gelsin. Birazdan canlı yayında. Evet, evleneceksen gel devam ediyor ve günün ilk karar anı burada. Karar anından önce beraber yemek yediler. İzleyelim bakalım yemek nasıl geçmiş. Erkan Çiğdem'le tüm bağlarını dün canlı yayında kopardı. İkinci kişi benim kafamda hep kaldı. Erkan Bey'in beni beklemesini istiyorum. Ben istemiyorum onunla ilgili. İstemiyorum. Bunun üzerine Erkan, Neslihan'ın itirafına böyle karşılık verdi. Ali'ye karşı bir şey var mı diye. Sen bana dedin ki asla, ben ona asla karşı yok. Hiçbir şey yok dedi yani özellikle yok. Bu konuyla ilgili. Neslihan çok güzel bir bayan, çok bakımlı bir bayan. Giyinmesini çok iyi biliyor. Doğru. Durmasını, kalkmasını, aklı başında karakterli bir bayan. Evet. Tabii saygı duyarım onunla bir yola çıkmayla ilgili. Onlar yemeğe çıktı. Biz de yanlarındaydık tabii. Erkan ve Neslihan arasında iltifat yağmuru. Hocanın en güzel bayanlarından bir tanesi. Gülüşü de öyle. Bir kişiye güldüm bizim arkada. Hep farkındaysan evet. Suratım hep asık benim. Bir kişiye güldüm, o da Erkan güldürdü beni. Evet. Erkan'ı her zaman gördüğüm zaman hep gülesim geliyor. Ama ben güldürürken de şunu bilmeni istiyorum. Ben otoriter bir erkeğim. Havada aşk kokusu var. Neslihan bence mükemmel bir kadın. Birbirimizi tamamen iki parça gibiyiz yani. Hiç bunu düşündün mü? Hiç aklına geldi mi öyle? Düşünmesem sence açıklar mıydım bunu? Her şey iyi hoş ancak Erkan'ın kafasına takılan bazı noktalar var. Aşmamız gereken önemli konular var. Zor bir kadın. Kıskançsın, onu aşarız. Ben de aşarsın nasıl bir karakterde olduğumu öğrendikten sonra.
ağzı kulaklarına varan Neslihan'a bir sürprizi varmış Erkan'ın. O güzel kafamda planlarım var. Merak ettiğim bir şey vardı. Sürpriz ne zaman yapacaksın sürprizimi? Ya sürprizini cuma düşünüyorum. Erkan'ın Neslihan'a hazırladığı büyük sürpriz ne acaba? Biz de merak ettik. Ve şimdi ne karar çıkacak? Evet. Onu da merak ediyorum ama önce aday evinde konuşmalar olmuş. Bunu daha çok merak ediyorum. Buyurun. Ben de çok merak ediyorum. Doğru meydan. Hadi. Erkan'la Yusuf arasında Neslihan gerginliği. Kararı değişmiş olabilir. Ya sen var ya, sen var ya, ayran gönlüsün, ayran ayran. Yusuf'la Neslihan'ın sohbeti Erkan'ı nasıl çileden çıkardı? Abi, sen buradasın Neslihan'la. Bu olay niye hayırsın, niye hayırsın? Yusuf'tan Neslihan ve annesiyle ilgili çok konuşulacak sözler. Ben Neslihan'la işim yok, annesiyle işim. Neslihan'a talip olan Erkan'ın kafasının karışık olduğunu tespit ediyor Müjdan. Erkan abi, ben bugün senin moralini bozuk gördüm. Az önce de yemek yerken de gördüm. Bahçede dolaşıyordun kendi kendine. Ya bu kafan karma karıştı senin ya. Niye moralini bozuk gördüm? Yusuf girdi araya ve Erkan'a sordu. Sen daha önce Neslihan'a karşı bir ilgin var mıydı? Neslihan benim takibimdeydi. Güzel. Takip ediyordum yani. Çünkü hayatıma alacağım insanı analiz etmek zorundayım ben. Yusuf, Erkan'la Neslihan'ın olumsuz karar alacağını söyleyince film kopuyordu aday evinde. Neslihan'la senin kararın olumsuz olacak. Bozarsan zaten Neslihan'ı sen bozarsın. Bu olay bozulmasın. Niye hayırsın, niye Yusuf. Erkan'ın bu sözlerine Yusuf'tan yine kontra bir karşılık geldi. Neslihan'ın aklındaki kişi ben miyim acaba? Ben mi huylanmaya başladım ya? Yusuf'un bu çıkışı Erkan'ı iyice çileden çıkardı. Ya sen var ya, sen var ya, ayran gönlüsün, ayran ayran. Yusuf cidden alır. Zaten bu bozulursa var ya, senin yüzüne bozulacak. Yusuf'u melek üzerinden vurmaya çalıştı Erkan. Ben yokum ki Neslihan kendi ağzına Yusuf ismini alıyor. Abi ben söyleyeyim mi? Sen var ya, sen önce meleğe sahip çık, meleğe. Arkasında bile ordu meydan. Hadi. Olumsuzdur. Bak, Neslihan'a ben talip olmuyorum. Erkan'ın kafasını karıştıran asıl sebep Yusuf'la Neslihan'ın yayın arasında sohbet etmeleri olmuştu. Ama Neslihan, sen Neslihan'ı kandıramazsın. Sen bozmak için ben söyleyeyim. Niye bozacaksın? Neslihan bana şunu söyledi bak. Ben bunu söylemeyecektim. Neslihan bana şunu söyledi. Yusuf'a telefon, Yusuf Neslihan'la konuşuyor. Bu adam da onu talip. Ne telefonu ya? İnşallah 10 tane Neslihan olsun. Ya olmayacak diyorsun şimdi. Yeter ki Neslihan benden uzak dursun. Yusuf Neslihan'la değil, annesinin dolmalarıyla ilgilendiğini esprili bir dille söylüyordu. Ben annesinin dolması kafama takıldı. Ben o dolmayı da bir gün yiyeceğim. Allah. Bir dolmadır gidiyor. Sen dün de söyledin Erkan'a. Eve git annesinin dolmasını mutlaka ye diye. Erkan onu çok anlayamadı çünkü o dönem yoktu Erkan burada. O dolma meselesini bilmiyor. Erkan onu izah o dönemde yoktu. Erkan'a anlatayım kısa bir öz. Annesi buraya gelmişti. Selamı var demişti Neslihan'ın. Annemin selamı var demişti. Bir gün sonra Neslihan'ın annesi geldi. Ve burada annesi de yakıştırma oldu bizim Neslihan'la aramızda. Annesi de yanına gittim, elini öpmüştüm. Ve orada bana şunu söylemişti. Sana kendi ellerimizden dolma yapacağız. Ve Neslihan'ım da söylemişti. Kendi ellerimle de mantı yapacağım. O anda 10 saniyenin içerisinde melek devreye girdi. Ve ne olduysa kararı değiştirdik. Ve başka bir X kişiye talip oldu o anda. Yani öyleydi. Sen geçmişi bilmediğin için özür diliyorum senin hakkında. Yani geçmişi bilmiyorum ama geleceği biliyorum. Geleceği inşallah olumludur. Ha. Allah'ın bekliyoruz. İzniyle tövbe diyelim. Allah'ın tövbe izniyle diyelim. Tövbe bekliyoruz. Bismillah. Ben sizi yakıştırıyorum bak. Dün dedim tövbe ki profil olarak profil olarak çok güzel. Sen benim buradan çıkışta dinler misin beni? Buyur. Buradan çıkışta sen servisle binerken Neslihan'ı çektiğinde konuştun. Ne konuştuk Neslihan? Ne konuştun? Olumsuz olacağını söyledim. Dün mü? Dün. Ya bunları sevmiyorum Seda Hanım. Kaç defa söyledim yani. Doğru değil ama böyle bir şey. Ya yok, neydi? Gerçekten yok. Buradan çıkışta hayır. Dedi ki neden Neslihan bana dedi ki neden olumsuz olacak? Yusuf bu kanata neden şey yaptın? Ben dedim öyle diyorum. Erkan Bey dedim seni kaldıramaz. Sen niye karışıyorsun? Ya sen, buradan çıkıyoruz sen, ya. Sen hocanın muhtarı mısın ya? Ya canım benim. Bunlar her zaman söylenecek. Herkes birbirine soruyor. Neslihan bana bunu söyleyince ben aynı bu cevabı verdim. Ben de Neslihan dedim senin benimle gönlün var mı dedim. Asla olmaz dedi Neslihan. Benim de sana asla olmaz. Benim sadece işim annesiyle. Neslihan mı sana dedi bana mı gönlün var mı? Evet aynı söyledi. Gönlün var mı dedi. Niye araya giriyorsun dedi. Ben dedim ki asla niye, yok talibim var. Niye araya giriyorum dedim. Erkan'la niye araya giriyorsun ki dedim.
Asla işim olmaz seninle benim. Aynı şekilde ben de söyledim. O Sadım, da aynı şekilde. Kesinlikle asla olmazım. Sadece... Peki bu locoda bir sürü arkadaşlarımız var. Kimse girip bunu Neslihan'a sormuyor da. Sen niye soruyorsun evet. onu anlamadım. Ben niye soruyorum? Çünkü annesiyle daha alan dolma kafamda ya kaldı ya. Ben dolmayı çok severim. Sen dolma değil Neslihan dolma. Kaldı ben Neslihan'da değilim. Aynen. Ben annesindeyim. Annesi bir kişi burada bana ilk defa bir dolma yapacağım dedi. Sarma yapacağım oğlum dedi. Seni davet edeceğim dedi. Ben onun kafasındayım. Yani ben Neslihan'la işim yok. Benim annesiyle. Allah. Sen annesiyle ne işin var ya? Allah'ım çıldırtın. Yani çeviriyordu çeviriyor. Yok çevirme değil. Hayırlı mübarek olsun. İnşallah çeviriyorsun, olumludur. Çeviriyorsun. Ben kimi, de anladım. Kimi boncuk dağıtıyor. Ki, bu da işte yok, ayran boncuk, görülü. Boncuk dağıttım neyim yok. Boncuk vermek isteyen var da vermediğim için boncuk adım çıkıyor. Erkan ya Bey. Boncuk dağıtmak isteyen ya, var öyle. Ya farz edelim ben boncuk dağıtıyorum. Burası neresi? Boncuk dağıtacaksın ki. Olacak bir şeyler. O da olmadan olmuyor. Peki ben ama gerek Melen, yok. Melen sana olan sevgisine sonsuz bir saygım var. Ona da ben boncuk vereyim o zaman. Oldu mu? O sizin sorununuz. Verebiliyorsan Allah. Alabiliyorsa ben alsın. Sonsuz bir saygım var. Tamam mı? Ne tamam, demek canım. O alabiliyorsa alsın? Ya cümlem yanlış mı oldu? Hayır sen burada bu lafta sahiplenme var. Ya verebiliyorsa versin. Yani bak ben işte ne yapabilirim? Bunda da sahiplenme var. Yok. Öyle bir şey, kesinlikle öyle bir şey demedim. Hemen geri çekiyorum. Geri çekeyim. Tamam ya mı? Ya çekme çekme. Ağzındaki işte bak. Ya bak hemen kopyalı yapıştır yapma Neslihan. Kopyalı yapıştır sen, yaparsa. Neslihan ben senin sonucunu bekliyorum. Ne yapacağım bana mı talip çıkacaksın? Olumsuz. Sana ne? Olumsuz, bana mı talip çıkacaksın? Olumsuz mudur? Bana mı talip çıkacaksın? Şu an yazıyorum. Olumsuz. Hiçbir şey demiyorum. Sadece olumsuz olmanı bekliyorum. Bir tane sorum olacak ne sana. Ne olacak olumsuz karar verince? Sen mi talip olacaksın? Saygım var kardeşim. Bekliyorum bak, ne demek bekliyorum ne demek. Bir gün Neslihan peşinde koşuyor. Ali'yi de gördüm. Bir gün. Bu reklam arası. Ya Ali senin gibi saygısız değil. Saniye, gelip konuşmuyor bile benimle ya. Abi bir dakika Yusuf bekle. Reklam arası Ali bu konuda gene bir tartışmalar olmuş. Ne oldu? Sen de girmişsin olaya. Mikrofona konuş. Bu elinle hareket. Bununla konuş. Yusuf Bey Neslihan Hanım'ın ilgisi olduğunu söylüyor kendisine. Ben de dedim ki öyle bir şey Az önce sen söyledin. Hayır arkadaşlar. Senin değil. Neslihan Hanım'ın sana ilgisi olduğunu söyledin. Ha. Doğru mu? Evet. Ben olabilir. Asla yalan konuşmam. Ya ilgisi oldu bak. İlgisi oldu ki annesinin selamını getirdi ve annesini de buraya getirdi. Benim sana ilgim yok Yusuf ya. Kapat ya, çeneni. Zamanında vardı. Benim ilgim sana yok. Niye olsun söylerim ki aslanlar. Annem bile geldi. O zaman sen annem bana yok. Niye dolmayı yapsın? İlgin ne yoksa. Ne alaka? Anneme soracaksın onu bana değil. Ha. Ben mi çağırdım seni? Böyle olmayacaksın. Haksız mıyım arkadaşlar? O zaman ilgisi yoksa annesi buraya geldiyse... Bana dolma yapıyor ve kendisi de mantı sıkacakmış bana. İlgisi olan mı yapar bunu söyler yoksa İlgim yok ilgisi diyorum, olmayan anlamıyor mı? Musun sen? Ama şimdi sen yok sana zaman ilgim. Geçti gün Yusuf, geçti. Yusuf bekle bir saniye. Ali sen potaya neden girdin o arada dolma mevzunu? Ben Yusuf Bey'e dedim ki ne? Neslihan Hanım bana anlat lan ailesini. Tabii ki sordum. Beraber çay içmeye çıktığımızda. Ben inanıyorum ki yoldan geçen bir adam dese ki benim karnım aç. Yani. Ona bile dolma verir. Aynen. O zaman git de annesi yani canım dolma istiyor yer dese sana ne? Yarım saatte yapar. Yapar mı bakayım? Hadi. Yapar. Erkan'a da yapar. Belki aha, Erkan'ı yemeğe çağırdı. Belki Ali'ye yemeğe Ali'ye çağırdı. Ali'ye bu dolmayı yapmayacak. Nereden biliyorsun? Hadi Hodri Meydan. Tamam göreceğiz. Ali Bey. Seda Hanım. Ali bir gün gördüm şimdi reklam arasında. Neslihan peşine koşuyor. Bir. Kim? Dedim ki kendisine. Bak dedim ki Neslihan peşine niye koşuyorsun? Karar anı var. Hani diyorsunuz ya niye araya girdin diyorsunuz ya. Ali de dedi ki. Erkan. Hayır. Ali yanımıza gelmedi bile. Hayır. Erkan Bey. Bir saniye. Hayır. Dakika tek tek. Senin haberin yok ki. Senin görmedin ki bunu. Senin peşine koştun. Kameralar çekti. Paparaziler. Yusuf dur buna Ali cevap versin. Evet Ali. Erkan Bey. Dün karar anı aldınız. Yemeğe gittiniz. Evet. Yusuf Bey sizi rahatsız etti. Evet. Lakin ben de sizi gördüm. Evet. Ama görür görmez yönümü değiştirdim mi? Herhangi bir yanaşmam oldu mu size karşı bir saygısızlığım? Hayır. Gayet saygı duymadım mı görüşmenize? Peki bir saniye. Peki saygım vardı dün. Erkan Bey yokken niye gitti kızın peşine koşuyorsun? Paparazzi gördü. Peşime bir saniye, onu da anlatacağım. Bir saniye evet, onu da anlatacağım. Sonuçta bu kız stüdyoya gelirken gördüğün gibi topuklu ayakkabı giyiyor. Sana ne ya? Ya sonuçta ben arkadaşım. Bunu Seda Hanım'a da söyledim. Bizim kendi aramızda bu. Sana ne? Bir saniye. Yusuf Bey biz onunla arkadaş kalabiliyoruz. Hangi arkadaşlıktan bahsediyorsun? Normal arkadaş seninle nasıl olduğumuz gibi. Ya arkadaşım Erkan var. Arkadaşlık ne demek arkadaşlık ya? Ben sana dün ne dedim? Erkan beni tanıyor. Neslihan Hanım. Ben Erkan Bey'in orada Erkan olduğunu gördüğüm anda Hanım, gitmedim. Vazgeçtim gitmekten. Geldim mi yalnız az önce Erkan Bey? Sizin? Gördünüz mü beni az görmedim. Önce? Handaydınız. Yok az önce gördünüz değil. Gördünüz mü ondan önce, ondan önce. Ondan öncesi ondan yok önce. Ki zaten. Bundan bir şey yarım saat önce. Bir saniye. Neslihan Hanım seni kafese koydu güzelce.
Ve dün benim sayemde kafesin kapısını açtı, seni pırrrr yaptı. Tamam mı? Seni azat etti. O kapıdan sen mi gireceksin zannediyorsun Yusuf? Ya ben öyle bir şey demiyorum. Ha? Yusuf o kapıdan bu lojada girerse bir tek ben girerim. Arkadaşım benim bir tek lafım var sana. Ben sana talip olacağım demiyorum. Ben tamam, sana gönlüm var demiyorum. Karışma. Ne demek? Sen oraya oturduysan benim burada yorum atma yapma hakkım yorumlar. Var. Tamam bir saniye Neslihan konuşsun. Neslihan'ın Ali'den öyle bir rahatsızlığı var mı? Kendi dile getirsin. Hayır kesinlikle. Ali o kadar bir beyefendi bir insan ki Erkan'la da oturduğumuzda hiç biz konuşurken geldi mi yanımıza? Hayır, asla. Hayır. Ben şu an Yusuf, asla öyle bir insan değil. Senden rahatsızlar. Ali'den değiller. Benden mi rahatsızlar? Evet. Kesinlikle rahatsız Ali'den ne vermişim? Abi. Buyurun. Söyleyin. Aranızı mı bozdum canım? Bahane bana mı geldi? Döndü. Bozulursa senin yüzünden bozulacak. Ya yürekle olun kardeşim. Yürek. Beni bahane etmeyin. Yürekle. Seven insan var ya bırakmaz. Niye? Ben beni açayım mı? Etme. Ben açayım mı? Demek ki olumsuz. Ben ağzımı açayım Melek'le olumsuz alakalı. Olumsuz olacağı için bana çatıyorsun. Yusuf. Yusuf dur. Bağırma kız. Sus. Melek'le alakalı bir açarsan oradan kalkarsın. Sus. Aç. Sus. Buyurun. Hayırdır ne Melek? Sen kimi tehdit ediyorsun? Sen öbür ne tehdit edeceğim mi? Ben be? Bir dakika beni asla öyle şey yapamazsan duramazsın. Sus. Sen kime sus diyorsun? O zaman kapat. Yerde. Sakin arkadaşlar. Lütfen. Karşınızda bir bayan var Yusuf. Abi bir şey söyleyeceğim. Tehdit ediyor. Sus diyor. Bakın olsun. Bu olsun güzel bir... Olsun ama Yusuf, olmaz. Yusuf karışma. Sen kime sus diyorsun diyorsun sonra da sus diyorsun kıza. O sus diyorsa ben de sus derim ama meleğe karıştırıyor. Sus ki diyor. Konuşmayı beceremediğinizden kaynaklanıyor sanki bir bu. Var. Konuşmayı bilmiyorsunuz çünkü siz. Saygısız. Tartışmayı becerememenizden kaynaklanıyor. Saygıya saygı göstermek. Ancak birbirinize sana saygılıyım. Sus. Sana sus saygılıyım. Diyorsunuz duruyorsunuz. Papağan gibi aynı şeyleri söylüyorsunuz. Sana saygılıyım. Ali sen dün kendini tanıttın ve bundan sonra taliplerimi bekleyeceğim dedin. Doğru. Ama diyormuşsun ki ben Neslihan'ı bekleyeceğim kararım değişti. Doğru mudur? Yok öyle bir şey yok Seda Hanım. Ben öyle bir şey demedim yani. Olmazsa kesinlikle. Erkan'la Neslihan. Olumsuz olursa? Kesinlikle ben bekleyeceğim diye bir şey demedim. Asla ben yalan söylemem. Hayır Neslihan olumsuz Hanım... olursa tekrar şansını hayır, dener kesinlikle. Misin? Yalan söylüyor. Hayır. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Seda Hanım kendisi beni sevmediğini söylüyor. Yani ben ne yapabilirim ki beni sevmeyen bir insanla? Ağladı. Ama iyi bir arkadaşım. Evet bir ağladım saniye. İnkar dakika, etmem. Seda Hanım da gördü. Uğur Bey de gördü. Burada Sedat Mehmet, Bey'le selfie Ali, yapmışlar evet. Telefonla. Arkada gördüm zoruma gitti. O zaman ama bu dediği bir hafta önceydi. Erkekler olabilir, dağlar. Asla bırakmayacağım. Sanabilirim Seda Hanım. Yusuf abi de asla dedi, araya girmedi. Eninde sonunda da Erkan'ın bitmesini bekleyeceğim dedi. O benim olacak dedi. Asla peşini bırakmayacağım dedi. İspat et o zaman. Ali. Herkes böyle oradaydı. Böyle dediysen de geri adım atma. Aynen Seda Hanım dediğim bilemez. Lafın her zaman arkasında dururum. Ben ya, öyle bir şey demedim. Ya Ali ben bunu beklerdim bir senden. Bir şey söyleyeceğim. Yusuf bir dur. Ayrıca Neslihan'la Erkan'dan olumsuz bir şey çıktığında senin tekrar şansını denemen kadar doğal bir şey yok. Şimdi Seda Hanım ben şunu söylemek istiyorum. Ha, sonuçta biz işte arkadaş diyor ya. Yusuf Bey Neslihan Hanım'la hiçbir zaman arkadaş olamaz. Az önceki hareketini gördük. Neslihan Hanım da hiç hoşuna gitmedi. İki dünya bir araya gelse Neslihan'ın yanında oturup çay içemez. Ama ben her zaman çay içerim. Her anladım. Zaman yanında bir sandalyem var benim. Anladım. Ha, ileride de ne olacağını bilemem. Ha, ileride ne bileyim. Burada bana karşı kısmet şeyler diyorsun. Hisseder. Kısmettir. Her şey olabilir. Allah'a büyük konuşmak istemiyorum. Doğru. Ama peki, şu anda benim aklımda Neslihan yok. Arkaya Mehmet'e ver. Al Mehmet mikrofonu. Ali Bey diyor ya ben doğru söylerim diye. İki dakika önce dedi ki kararım olumsuz herhalde olacak. Neslihan Hanım dedi. Ali Bey de dedi ki Neslihan bana kalacak dedi. Yuppi dedi burada. Seda Hanım bu, bir şarkı var hani. Gene bana kalacaksın gene bana kalacaksın. O aklıma geldi. Çok onu doğal. Söyledim Ali'cim yani. Doğal. Olabilir bunları yani. Söylemiş olabilir. Olabilirsin. Burası evlendirme programı. Aynen evlenmek için yani, buradasınız. Onun için beylik benim, laflar etmeyin. O benim normal arkadaşım. Tamam doğru söylüyorsun. Peki ver Huriye'ye mikrofonu. Yalan söylemem doğru söylüyorsun. Huriye al dik otur benim şöyle bir görün. Koltuğa gömülme. Her soruya bir cevabım hazırdır. Seda Hanım, Mehmet doğru söylüyor. Az önce söyledi hani olumsuz olacak kararları. Neslihan bana kalacak diye söyledi. Sen de buna mutlu oldun mu? Ya çünkü senin gözün Erkan'da. Vallahi bir şey değil. Hayır, kesinlikle. Huriye mikrofonla beraber gelir misin yanıma? Dikkatli. Şimdi ayrıca senin de belki ekran başındaki değerli izleyicilerimiz bilmeyebilir. Huriye bu locada iki kişiden gerçekten çok hoşlandığını, birinin Yusuf, birinin Erkan olduğunu daha önce söyledi. Şimdi Ali ne kadar bu işten kendine pay çıkarmaya çalışıyorsa senin de çıkarman doğal. Sen de diyebilirsin ya Neslihan'la Erkan olumsuz olursa Erkan Bey
Çiğdem defterini kapadı. Benim de yolum açılır düşünmen çok doğal. Huriye'cim mikrofonu yakın tut. Evet öyle de ama Erkan Bey beni hiç düşünmüyor. Nereden anladın? Yani konuştuk kısaca. Olmayacağını söyledi. Ama ben sizle konuştum değil mi? Bu konuda işte karşılıklı. Ben size kesinlikle ümit vermedim ve direkt önünü kestim. Üzülmenizi istemiyorum. Ben evet. Yusuf değilim. İnsanlarla oynamıyorum. Evet öyle söyledi. Ben de ondan sonra geri çekildim. Kendimi geriye çektim. Bir saniye Erkan Bey. Siz bunu söylüyorsunuz. Yusuf değil. İnsanlara oynamıyorum. Farz et oynayacak. Bana değil. Buradaki lojadaki kişilere söyle. Ben kiminle oynadıysam ayağa kalksın. O biliyor kendini. Ve kiminle mavi boncuk dağıttıysam ayağa kalksın. Başka bir şey demiyorum. Ayağa kalksın yarın evleneceğim. Tamam al. Uğur Hanım'dan bahset. Uğur Hanım size bununla ilgili kalk. Yarın evleneceğim. Kalk kız. Kız kalk. İşte kimle oynadıysam yarın evleneceğim ama dedim. Melek. Oynayan var mı? Oynadığım kişi var mı? Mavi boncuk dağıttığım kişiler var mı? Huriye Hanım mı? Bir dağıttın şey söyle. Yanına gelebilir miyim? Huriye'yi ağlattım. Sus. Yok ağlattım. Bak sen özür dilerim. Evet. Ama onu bir açıklar mısın? Vize azabı duyuyorum biliyor musun ben? Çünkü ben sana demedim ki bana bekle. Talip oldu. Huriye anlatsın ya, sen. Ben dışarıda söyledim. Ondan sonra Yusuf Bey sizden hoşlanıyorum dedim. Hı. O da Yusuf Bey de söyledi hani girince ekranda söyle. Buyur. Orada buluşturmamız olsun. Evet. Orada karşılaşmamız dedi. Olsun evet, diye. Evet orada söyle dedi. Erkan gibi kamera arkası olumsuz dememişsin. Demedim. Orada çıkalım. Aa bir dakika evet, bir haftadır. Erkan ne yaptı? Hayır bir haftadır bana. Ya bir hafta değil ama sadece söyledim. Kesinlikle hani şey olmaz yaptığımda. Dedim mi ben sana? Olmaz dedim. Eğer ısrar üzerine... İstiyorsan madem dedim çık oraya. Ama Erkan dedim. Nasıl kesmiş önünü? Evet. Hayır ben demiş. Ne söyledim? Evet. Ya ama ona ısrar ettiği gibi bana hayır, ona Erkan'la bana ettiği gibi saniye. Ona yapmadı. Erkan'la Yusuf arasındaki sana karşı tavrın farkını anlatır mısın? Biri nasıl davrandı, biri nasıl davrandı? Ya Yusuf daha sıcakkanlı davrandı. Erkan kestirip attı. O zaman evleneceksin Yusuf Uğur'ya. Yani demek istiyor ki burada Allah'tan Erkan haklı. Allah'tan korkuyor musun kız? Evet. Sen ümitlendirmişsin. Ümit Erkan vermişsin. Haklı. Bak Erkan diyor. Çaya çıkarız dedin hani. Ya, çık söyle dedin. Canım benim çaya elimi kaldırdım ya buyur gel dedim ya ağladın o gün. Çaya da davet ettim ben seni ama orada bir karışıklık oldu. Bir şey yok. Neyse peki. Huriye'cim teşekkür ediyorum ben hayatım. Teşekkür ediyorum. Yerini alıyorum Huriye'yi. Huriye Hanım hakkınızı helal edin. Helal ettin mi Huriye? Huriye hakkını helal ettin mi kız? Etmedi. Etmedim. Etmedin. Yusuf'a. Evet. Yapma ya. Vay be niye o kadar. Hayırdır ya. Ama Erkan'a. Erkan'a diyorum. Hayırdır o ya bana ne diye. Davrandı. Çok teşekkür ederim Huriye. Ya, bir saniye. Bu Yusuf, ne demek gördün ya? Gördün mü? Eyvah. Yusuf evet. Ayağa vay kalksın be. Evleneceğim dedim. Bak işte ortada. Huriye hayırdır? Ben niye? Ya, bir dakika ben suçum ne? Bir saniye. Ya, karşılık vermemen. Ya canım bunun karşılık vermeme hakkım o zaman vebal diyorsunuz ya. Vebal mi aldım ben şimdi? Yok canım. Ya sen benden konuştun her zaman. Yusuf bir konuşalım. Telefon bir telefon numarası istedin. Her zaman izah ettin. Evet. Yok verdin mi? Verme. Bir hafta. Ondan sonra artık burama geldi. Bu çıkışta da şurada da dedin ki. Yusuf dedi. O zaman dedim ki sahnede söylüyorsan söyle artık. Yeter seninle söz dedim çaya çıkacağım. Haluk'la dışarıda yer çayı çıkamam dedim ben sana. Haluk'la onu yer söyle. Değiştirsin bak, Yılmaz. Bir de tamam. Şu var. Evet. Bazı tamam. Seda Hanım yanlış anlaşılmasın. Bu biraz duyuldu, biraz ortalık karışacak gibi oldu. Biraz peki. Arkadaşlara yardım ettim. Bunun sakın yanlış anlaşılmasın. Çok kişiye bazı kişilere şey yaptım. Belki tersine Huriye'de de yardımda bulundum. Bazı kişilere de yardımda bulundum. Bunu sakın evet. Ters anlaşılmasın. Söyler misin lütfen? Bak duyum evet, var. Evet benim Seda Hanım kalın bir şeyim yoktu. Hırka aldı bana. Teşekkür ediyorum o konuda. Yani evet. Olmayanlara onların da. Tek sana değil. Etmeyin hiç. Gerek Yılmaz yok öyle bir şey ekleyecek. Konuşmak. Abla ben biliyorum ikisinin konuştuklarını. Yusuf bir kere ben seni çok seviyorum. Sen çok konuşuyorsun. Konuşmak ihtiyaçtır, susmak sanattır. Şimdi herkes burada Yusuf'un üzerine geliyor. Ha. Ben şahidim biliyorum. Yusuf çok iyi bir insandır. Tabii ki canım kötü demiyoruz çok, ki biz. Çok iyi bir insandır. Ya sonuçta ondan telefon numarası yalvarıyorsa istiyorsa Yusuf'un burada ne suçu var? Sen Yusuf'un arkasında dolanıp telefon numarası istiyordun. Huriye mi yalvardı? Evet. Verin mikrofonu Huriye'ye. Huriye. Bu adamın ne suçu var? Yalvarmadım. Sadece söyledim olsun. Seda Hanım. Yusuf karışma sen bir de. Ondan sonra benim çıktığım talibim Yusuf'a merhaba diyor. Konuşuyor. Bu adamın ne suçu var?
Senin hoşuna gitti mi peki? Ya benim hoşuma... Bu a**ın tavrını koyacak abicim ya. Allah Allah, kızdırıyorsunuz beni ya. Tavrını koyacak. Bir şey söyleyeceğim. Biraz doğruluk payı yok değil yani. Doğru söylüyor şimdi. Kadın da biraz... Neslihan tavrı. Koyuyor tabi. Bak Neslihan gibi değil mi? Neslihan tavrını koyuyor. Kadın da biraz tavrını koyacak yani. Ama Huriye kabul ediyor. Aslan gibi diyor ki evet ben dolaştım peşinde söyledim. O da bana kayıtsız kalmadı. Erkan gibi kestirip atmadı. Evet. Böyle yapması da beni ümitlendirdi. Değil evet. mi tatlım? Evet, evet Seda peki. Hanım. Bu yüzden de hakkımı helal etmiyorum. Yok. Bu ağır bir şey oldu. Çok ağır bir şey çok oldu. Ağır oldu. Bu vebal alamam. Sana hakkını helal etmezsen ben senden evleneyim mi Huriye? Hayır canım, kendin istemiyorsan niye hakkını, evleneceksin? O zaman hakkını helal et. Ben sana hiç kötülüğünde Huriye bulunmadım şimdi. Huriye etmiyorsa o zaman tabii, Melek tabii. Ne yapsın? Anlamadım. Melek var burada bir kere. Melek bir yani. Şey söylemek istiyor. Evet Melek. Huriye ablaya bir şey söyleyeceğim burada. Huriye. Sen Huriye abla dün bana ne dedin? Yusuf'un burada suçu yok dedin. Dün evet. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Ben arka tarafta Yusuf'a çok ısrar ettim. O da beni kırmadı. Gözyaşlarıma dayanamadı. Kendisi de buraya çıktı demiş size demiş ki madem bu kadar üzülüyorsun, ağlıyorsun hani programın ortasında yapalım bazı şeyler hani çok ısrar ediyorsun biz sizi bir çaya davet ederim dedi. Hani burada hep ben ısrar ettim Yusuf'un burada suçu yok dedin. Şimdi burada kalkmışsınız diyorsunuz ki ben hakkımı helal etmiyorum. Ya, ya bu kadar yani şimdi bir şey söyleyeceğim ya bu kadar nankör olmayın ya. Ya hayır yaptığı iyilikler için Allah İyilik razı yani, olsun. Niye hakkını helal etmiyorsun ya o zaman? Ya ediyorum niye etmeyeyim? Alın şimdi ağzımı yani. Açarsam çok fena olur. Yok yapmayın. Yok ediyorum canım niye etmeyeyim ediyorum. Sağ ol kardeşim. Ya ağzınızı sağ açın kardeşim. Da güzel sağ açın. Yani. Hayır, ağzınızı bak, açın. Biraz önce kendi diyor Seda abla diyor ki bak bana üşüdüm mont aldı diyor. Evet. Yani evet. O kadar iyiliklerini görüyorsun. Neden burada kalkıyorsun o zaman kötülemeye çay ya, atıyorsun? Ya tek bana almadı. İşte yani bazı kişiler Yusuf de oldu. Yusuf mu aldı? Tamam. Şimdi bunlara söylenmez. Allah razı olsun. Bazı kişiler evet. Yaşlar var. Olabilir. Soğuktu. Servisin içine biniyoruz ya. Ya. Aradım gerçekten. Dün de söyledim. Gidin markete ne yaparsanız yapın beraber gidelim beraber alalım. Demedim mi? Dedi. Hepsine evet. Söylüyorum serviste. Gerçekten aldım hırka da aldım. Her şeyi Allah aldım yani. Allah razı olsun. Peki bir şey söyleyeceğim. Yılmaz'ın söylediğine zaten müdahale etmiştim, söylemiştim. Burada hiç kimsenin Yusuf'a kötü dediği yok zaten. Yani kötü biz demiyoruz. Sizin, hiç siz bile deseniz birbirinize biz sizin hiçbirinize kötü dedirtmeyiz. Hiçbiriniz kötü değilsiniz ki buradasınız. Kötü adamın, doğru. Kötü kadının, kötü insanın ruhu kötülü. Burada yok. Ne işi var? Barınamaz zaten. Evet. Ha, bu tartışmalar olacak tabii. Bu kötü olduğunuz anlamına gelmez. Ben kendim de ilan ettim. Locanın mavi boncukçusu Yusuf dedim. Takılıyorum, espri yapıyorum. Seviyorum onunla konuşmayı. Ama kendi zaten söylüyor Seda Hanım. Diyor ki ben diyor, erkeklerle anlaşamıyorum diyor. Ama kadınları seviyorum diyor. Doğrudur. Şimdi Erkan Bey senin yaptığın... Bahane, bana çatıyorsun. Kimse çatmıyorsun. Ayrılacaksınız, bana çatıyorsunuz. Ben size nasıl çatmıyorum anlaşayım? Çatmıyorum sana. Vallahi ben nereden Neslihan'la... biliyorsun ne? Ayrılacaklarını? Olacak. Ne adamsın biliyorum. Ya? Biliyorum. Nereden? Biliyorum. Ayrılsınlar. Sen müneccim misin? Zamanı gelecek. Sen müneccim misin de biliyorum. İnşallah. He? Profil mükemmel. Bakımlı beyefendi, bakımlı hanımefendi. Biz bakımsızız. Tamam. İnşallah göreceğiz. Ha, alınmış bu Neslihan, alınmış. Neslihan bakımlı dedi ya o yüzden. Alınacak bir şey yok. Hiçbir yani, şey yok. Erkan'a bakımlı derken sana bakımsız demek istemedik ya aslında. Ha bir şey daha söyleyeyim. Aklıma geldi. Bak dün özür dileyerek söylüyorum. Dün çekimde çektiğimiz çekim yaptık. Çekimden sonra Neslihan Hanım'ı ben evine kadar kapısına kadar bıraktım biliyor musun? Neredeydin? Kim bıraktı? Ben. Niye? Kapısına kadar. Niye biliyor musun? Annesine izah etmek için. Annesi telefon üstüne telefon. Bir üç kişi daha vardı. Kız bayan. Doğru düzgün. Onlarla Melek, beraber. Allah aşkına. Evet. Doğru, üç kişi. Annesi sadece bizim, yanlış anlaşılmasın diye. Dün çekimimiz vardı. Geç saatti. Servisimizin şoförü yolda duramadı. He. Duramadığı için de Yusuf eve kadar bıraktı. Ve Erkan'ın bunun arada haberi var zaten. Vardı, evet. Evet, bunu yani sen boşuna konuşma. Yani. İstediğin kadar konuş. Bak, kötü niyetle konuşma bir şey değil. Bir şey çıkarmaya çalış. Bak hayır aklına değil. İki bak, gün sonra he, bunu duyarsınız. Kibarlık yaptın teşekkür ederim. Bak, evet Neslihan'ın. Eyvallah. Melek, İki gün sonra şimdi şöyle bir şey var. Sen bozulmuyor musun? Bana göre Yusuf'un hala Neslihan'a karşı ilgisi var ve Neslihan'ı evine kadar bırakmasının mesela bozulmuyor musun ya? Sen de bir taş olsa çatlar be kardeşim ya. Ben var ya alıştım artık Seda abla. O yüzden yani alıştım bazı şeylere artık görmezden geliyorum. Olmaz ya ben daha... ama o ya... zaman bu evlendikten sonra da devam eder. Yani
Ya bunun anlamı Neslihan'ı eve centilmen bir şekilde ben bıraktım. Ben bir şey soracağım. Kendisi bana ricada bulundu Erkan. Senin Neslihan'da gönlün var mı? Ya hayır, kesinlikle yok. Sen niye karışıyorsun o zaman Neslihan'a? Ya niye bunu sokuyorsun her şeyine? Aha Erkan diyor ya. Niye sokuyorsun? Ya aramızı bozan sensin diyor bana. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen Neslihan'ın annesine dolma istiyorsun ya. Evet. Ben var ya sana bir tencere dolma saracağım. Burada gelip ağzına basacağım. Tıka basa. Neslihan'ın anasına da şey kalmayacak. Peki. Onları ben yedireceğim sana. Peki. Arkadaşlar kararınız nedir? Ne durumdasınız? Erkan konuşsun sonra da ben konuşacağım zaten. Buyurun bekliyoruz. Şimdi Seda Hanım yani ben biraz takıntılı bir insanım. Tabii güveniyorum Neslihan'a her konuda. Tabii ileriye dönük bir şeyler düşünüyorum. Yani sadece kopuk olduğunuz bir konu var Neslihan'la. Yani gördüğün gibi yani ben bunu uzun tutarsam eğer bu ilişkiyi mutlaka arkasından gene Yusuf çıkacak. Ya da birileri çıkacak. Bolaca'da mutlaka ilişkileri bozuyorlar. Yani yapmayın uzun süreli ya. Bir şey düşünmüyorum. Dedim ki Destiyan'a kendi bir karar aldım dedim. Dedim bu biz bunu hızlı biçimde bir evliliğe götürelim diye. Heh. Güzel. Ama Neslihan'a bunu söylediğimde... Zaten çok özür dilerim laf arasına girdim. Ben artık Neslihan'ın bir daha nişanlanacağına inanmıyorum mesela. Direkt nikah masası. Asla. Ya Erkan, öyle hissediyorum. Evet. Doğru mu hissediyorum? Doğru. Erkan bunu bilin ama yani. Çok istiyor. Yani şöyle bir şey var. Bir kere hata yaptım. Canım çok kötü yandı. Erkan hemen istiyor evlenelim nikah masasına oturalım ama ben diyorum ki çok çok erken. Daha birbirimizi tanımadık. O da diyor ben gideceğim sen burada kalacaksın görüşemeyeceğiz. Evet ben o tarafa gidemeyeceğim. O diyor nikah masasına oturalım ben diyorum hayır kesinlikle hayır. Yani ama bu kadar sen şimdi olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Kendisi burada yok. Emrah'la bu yüzden ayrıldınız. Doğru. Sen de Emrah'a hani oturalım hemen demiştin. Hadi 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 dedin diye. Şimdi şaşırttın ama beni. Ama bir kere nişan yaptım canım o kadar acıdı ki. Yani o hani bir ay içinde nikah istiyor. Bir ay içinde olsun bitsin. Ama doğrusu bu. Doğrusu bu ama ben de işte canım yandığı için diyorum ki biraz bekleyelim. Beni anlamadım. Ali bir şey söyleyecek sonra Nevzat konuşacak. Evet Ali. Neslihan dün bir şey demiştin. Erkan Bey. Mikrofon bana her gün soruyor. Annemi, babamı, çocuklarımı. Evet. Lütfen bir saniye sus. Ben Erkan Bey'e soracağım sorumu. Erkan Bey iki tane çocuğu olduğunu biliyorsunuz Neslihan Hanım'ın. Bir oğlu bir kızı var. İsimlerini alabilir miyim sizden? Hayır isimlerini verme. Hayır. Veremez ki. Veremez. Nereden biliyorsun? Versin. Canlı samimiyetine yayında... inanayım. Ne kadar ilgilenmeyin. Gereksiz bence. Bu mevzu. Gereksiz. Ali boş ben ver. Ben biliyorum ama. Anladım. Nevzat. Aradaki fark. Hanım ben dün de söylemiştim burada olmayacağını. Bugün de aynısını tekrarlıyorum. Çünkü bu Erkan Bey'den kaynaklanmayacağını dün de söyledim. Dün de dedin, Neslihan'dan dedin. Neslihan'dan. Ama Neslihan kendi seçti Erkan'ı. Siz az önce dediniz ki Emrah'a bastırdı. Bastırdı, ben de biliyorum, şaşırdı bastırdı. Beni Neslihan. Şimdi de diyor ki çok erken. Biraz zaman lazım. Böyle bir şey olur mu ya? Ya karar benim sana ne? Bu ne perhiz, bu ne lanet olsun. Karar benim sana ne? Bakın. Sana ne? Bak. Karar verecek bak, olan benim beyefendi. Ben evleneceğim. Bak, sen değilsin. Bak bir saniye. Değilsin. Benim senin kadar kızım var. Karşısındaki insana sana ne diye konuşulmaz. Tamam o zaman karışma. Düzgün terbiyenizi bir şekilde yorumunu takın. Yaparsın. Bak. Ben de. Ben yorum yapıyorum hanımefendi. Tamam. Yorum hakkım var mı benim? Var ama düzgün bir şekilde. Evlenecek olan benim. Ne dedim ben Seda Hanım? Sen değil. Hakaret mi ettim? Yanlış yok, bir şey mi konuştum? Asla asla. Olur mu öyle şey hakaret makaret? Neden tahammülünüz şey yok eleştiriye? Ben anlamıyorum sizi ya. Ya sizin işte sizin gibi böyle yorum yapıyorlar ya. Ne dedim ama ben? İlişkiler. Hayır anladın? Ben ne dedim? Hakaret ettim mi size? Edemezsin. Dedim ki olmayacak dedim. Olmayacağını da söyledim. Neden? Çünkü sizin kafanız net değil. Nereden hala biliyorsun değil. Netliği olmadığını ben ya? Ben biliyorum. Sizi takip ediyorum kaç aydır. Etme. Niye ediyorsun beni? Bakın buyurun. Buyurun. Sen niye ediyorsun beni? Takip niye ediyorsun beni? Sebep? Yusuf bir güzel dakika kardeşim, biz konuşuyoruz. Burası bir TV programı mı? Değil. Nasıl değil ya? Ya niye takip TV ediyorsun? TV programı. Beni? Herkese seyretme özgürlüğümüz var mı bizim? Evet. Peki. Herkesin şimdi Erkan hemen nikah masasına oturalım diyor. Erkan hemen nikah masasına oturalım diyor. Bu kadar diyor agresif ama, olmaya gerek var mı? Neslihan da biraz süre istiyor. Ne olmalı doğrusu sizce Nevzat Bey? Ne yapmaları lazım sizce? Bunun doğrusu nedir? Dün de söyledim olmaz. Uğur Bey kesinlikle olmaz. Niye olmasın? Kafa Erkan Bey tarafından diyor. Olur. Neslihan'dan olmaz. Hakaret etmiyor. Kafası karışık diyor. Ya bir şey Neslihan'ın kafası ben karışık. Ayrıca çok doğru yorumlar olmaz yapan yani. Bir şimdi şöyle yani insan, ben nişanda çok acele ettim. Evet fazlasıyla acele ettim. Erkan'a şimdi da bunu bizi dedim. Niye sen bebeğim bizi niye şaşırttın biliyor musun? Hani Emrah'a bu konuda baskı yaptın. Yaptık ya hepimiz kızdık ya çocuğa.
Şimdi sana çok ciddi bir erkek karşında diyor ki, üstelik de senin seçtiğin erkek diyor ki hemen nikah diyor. Şimdi söyle, ben şimdi bu nikah. Yani acele etmek istemiyorum. Düzgün karar vermek istiyorum. Sonra evliliğim olsun istiyorum. Ha. Tanımak istiyorum. Şimdi evlenip ayrılmaktansa tanımak daha mantıklı geliyor. Ha, ben tek değilim. Tanışma şeyi vermediniz ki. Yani oğlum tanışma istemiyor zaten. Bak Yusuf, düzgün dinle istiyorsan. Tanıma değil. Diyor ki kafan karışacağı için korkuyorum. Direkt nikaha oturalım diyor. Bak Neslihan, sen bir şey söyleyeceğim. Aynı şu şekilde. Beğenen sensin. Evet. Erkan Bey de bak efendiliğinden, dürüstlüğünden her zaman severim. Ama kararı tekrardan çeken sensin bir gün sonra. Ben bunu aynı şekilde bana da yaptın. Neslihan, zaten Erkan gibi bir adamdan da böyle bir şey beklenirdi. Ya peki ona yakışan bu beklemede da bu. Onu kaybedeceğini ben beklemiyordum bu kadar kısa bir sürede evlenme. Hani o gene diyor sen kararın hayır desen de ben gene sürprizimi yapacağım diyor. Sana her şeyi yapacağım diyor sonuna kadar. O gene peşinde. Ama ben diyorum ki yani çok erken. Daha biz tanışmadık, oturup düzgün konuşamadık. Benim ailemle tanışmadı. Çocuklarımı görmedi. Hiçbir şey olmadan ben bir ay içine nasıl toparlanıp nikah masasına oturabilirim? Ha, evet hazır. Her şey hazır. Ama ben hazır değilim. Ne diyorsun Erkan? Ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Yani doğal olarak yani saygı duymak zorundayım Seda Hanım yani sonuçta. Saygı duymak zorundayım. Ben ne olacak peki söyledim. Bu sürede localarda sana bunlar ters gelir ben biliyorum evet. Seni. Yok ters geleceğini zannetmiyorum çok. Yani ters derken. Nasıl yani, şey mi olacaksınız? Peki şey mi diyorsun, nişan takalım mı diyorsun Neslihan? Nasıl? Ben nişan taraftarı değilim. Ne olacağınız onu anlamadım. Şimdi bir ay, iki ay ne istediğini anlamadım be tatlım. Yani nasıl olacak evet. Yani ha, ben nasıl? Şimdi yarın geldim sen buraya oturduğum evet, zaman benim talibim ben gelecek. Telefon gelecek. Ne yapayım? O zaman nasıl anlayacaksın Neslihan? Biz ne konuştuk? Erkan bir senin suratına bakacak. Siz ne konuştunuz? Diyorum. Ne olacak şimdi? Süre ne Neslihan? Ne kadar sonra olsun istiyorsun bu işte? Ya bizim şu an kararımız olumsuz. Olumsuz. İkimiz de karar verdik olumsuz. E adam evlenelim yani hemen diyor. Yani anlaşamadığımız bir iki nokta da var onu aşamıyoruz. Aşmamız lazım. Yani özel konulara niye gireyim ben şimdi? Hayır hayır. Ne o ne ben. Ya aşamadığımız iki konu var. Biz anlattığınız kadarını dinleriz. Bizim de öyle eşeleme evet. Gibi bir i̇şte şeyimiz yok. İşte iki tane yani çok büyük bir aşamadığımız iki konu var. Bunu aşmamız için peki. Olmaz. Karar olumsuz mu? Ne bu anlamadım. Yani ben gene cuma günü sürprizimi gene yapacağım ona. Anladım peki. Cuma'yı bekleyeceğiz. Peki. Allah'ın izniyle buyurun. Genç ve güzel Büşra. 19 yaşındayım, adım Büşra. Ona olan aşkını ilan etti. Kalbim atmaya başladı hızlı hızlı. Heyecanlandım. Büşra'nın ayaklarını yerden kesen... İlk görüşte bir heyecan oldu bende. Başını döndüren locadaki yakışıklı kim? Başka duygular içindeyim yani şu an. Çok farklı duygular. Birazdan canlı yayında. Evet, birazdan canlı yayında bakalım neler olacak. Ama sırada önce bir buluşturma var. Tayfun geliyor. Buyurun. Son sende değil bendeymiş. Daha iyisine layıkmışım. Hangi kitapta esmer bu? Miş 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 de boş boş boş. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hoş geldin Tayfun. Dün koyduğumuz yerde oturuyor gibisin oğlum. Bıraktığınız gibi buradayım abla. Aynen öyle oturuyor gibisin. Üstünü bir değiştirmedi mi çocuğum? Gidemedim eve abla. Misafir oldum yakınlarıma. Bizimkilerin zaten öyle bir... Tekrarını izliyor gibi oldum şu an. Tekrar gibi. Aday evet. Evinde konuşmalar olmuş. Bir izleyelim bakalım. Genç ve güzel Büşra. 19 yaşındayım, adım Büşra. Ona olan aşkını ilan etti. Kalbim atmaya başladı hızlı hızlı. Heyecanlandım. Büşra'nın ayaklarını yerden kesen... İlk görüşte bir heyecan oldu bende. Başını döndüren locadaki yakışıklı kim? Başka duygular içindeyim yani şu an. Çok farklı duygular. Zeynep'e talip olan Tayfun'un reddedilmesi bir genç adayı fazlasıyla mutlu etti. O isim Büşra. Zeynep'in bugün Tayfun'a hayır demesi... Beni mutlu etmedi değil. Büşra, Tayfun olan ilgisini büyük bir cesaretle dile getirdi aday evinde. Kalbim atmaya başladı hızlı hızlı falan. Böyle baktım. Heyecanlandım. Ama bir korkusu vardı Büşra'nın.
Aslında bir de reddedilme korkusu var. Büşra'nın bu ilgisine Gamze'den tepki geldi. Sen gerçekten güzel kızdın, evet. Git şansını dene. Ben Tayfun'u, bilmiyorum Tayfun'u çözemedim ama... Gerçek. Ne bileyim, başka duygular içindeyim yani şu an, çok farklı duygular. Gamze, Büşra'nın tüm olumlu hislerine inat, Tayfun'u yerden yere vuruyordu. Sırf Tayfun'un yalan söylemesine kızdım ben. Ya değmez biri. Önce bir tipine baksın. Ya pişman olmasını istemiyorum. O da evlenmiş, ayrılmış, 6 aylık bir çocuğu. 10 aylık. 10 aylık bir çocuğu var. Üzülmesin ya, melek gibi olmasın. Müjdat'tan Gamze'ye açık mesaj. Yarın bana şans verse, yarın, ben bunu yarın için söylüyorum, bir daha talip olurum yani. Gamze tarafından bir kez reddedilen Müjdat, nasıl ikinci şansı istedi? Yani sana ikinci şansı verirse... Talip olurum abi. Talip olur musun? Aynen olurum abi. Peki Gamze, Müjdat'ın bu isteğine ne yanıt verdi? Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Gamze, Müjdat'ın hangi huyunu düzeltmesini istiyor? Ben söylüyorum bunu. Gelecek adam da öyle gelsin. Birazdan canlı yayında. Evet, gördüğünüz gibi Tayfun burada ve Talibi var. Tayfun ne kostüm diyorsun? Kostüm değiştirdi çocuk bu arada. Kostüm değişikliği yaptı. Evet, kim geliyor Uğurcuğum? Davet ediyoruz. Büşra Hanım geliyor efendim. Buyurun Büşra. Evelinin önü boyalı değil, yerden yere vurdun sen beni felek. Her acıya dayanamaz bu yürek, ölürüm de ayrılamam yar senden. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Büşra ben. Kendini tanıt yavrum. 19 yaşındayım. Hı. Bartın'da ailemle yaşıyorum. Aslan Bartınlıyım zaten. Seni dün gördüm burada. Çok heyecanlandım. Çok başka duygular yani. Hani anlatması zor olan. Hani bir şey söylemek istiyorum hatta. Şöyle bir söz vardır. Bazen ilk görüşte bilirsin. O insan senin kaderindir. Ve ben seni ilk gördüğümde kalbim o heyecanla atmaya başladı. Hala da öyle. Bu adam benim kesin kaderimdir mi dedin? Yani bazen hani bilirsin ki o insan senin kaderindir ilk görüşte hem de. Allah Allah. Allah hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Bakalım. Biraz kendinden bahset Müşra'cığım. Daha önce bir evlilik yaptın. Evet, evlilik yaptım. Bir yavrun var. Evet. Çocuk sende mi? Ben de. Sende. Bartın'da ailenle evet. mi yaşıyorsun? Evet, ailemle yaşıyorum. Tayfun Mersin'de yaşıyor biliyorsun. Hı-hı. Biliyorum. Konuş Tayfun. Şimdi öncelikle çok saygı duyuyorum sana. Dün bir arkada sanırım ben geçiyordum. Evet. Bir gördüm zaten. Evet. Geçerken böyle sanki bir etkileşim vardı sende yani ama böyle olacağını tahmin etmiyordum tabii. Şaşkınım şu anda. İyi bir hanımefendiye benziyorsun. Özgüvenin de çok yüksek bu arada. Teşekkür ederim. Tebrik ederim bu özgüvenden dolayı. Bir anda böyle hani hemen etkilenip de çıkman da ayrı bir onur şereftir. Ne güzel için. İfade etti değil mi Tayfun? Tabii ki abla yani özgüveni var kendisine, evet. Güveni var her şeyden önce. Kendisine ve bana saygısı var gelmiş, tabii çıkmış ki. Duygularını ifade edebiliyor. Yani gizli saklı tabii olmaz. Vallahi hayırlısı olsun ama şoktayım abla ben şu anda. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biraz konuşun. Hasan mikrofonu al gel. Pek şıksın, pek yakışık duruyorsun. Çocuk, gel çocuğum kendini tanıt. Gel şuraya. Dön. Tanıt kameraya bak. Kendini tanıt annem. Ankara'da yaşıyorum. 30 yaşındayım. Ticari taksi şoförüyüm. Taliplerimi arıyorum. Bir tane evlenmiş ayrıldım. Evlendim ayrıldım. Bir tane de oğlum var. Maşallah. 6 yaşında. Annesinde kalıyor. Yönetmen şöyle boydan da bir tara. Hasan'ı bak ne kadar şık. Kimler gelsin senin için Hasan onu da söyle. 25-30 yaş arası olsun ablacığım. 25'ten aşağısı biraz kafa yapısı uyuşmuyor. Evlenip ayrılmış yani, olabilir mi? Evlenip ayrılmış olabilir. Onun da çocuğu olabilir tabii, mi? Tabii tabii onun da çocuğu olabilir. Olabilir. Peki bütün taksi duraklarında bizi izliyorlar. Selam söyle bütün kardeşlerimize, abilerimize. Esnaf arkadaşlara bir hayırlı işler Ankara'daki çalışan ticari taksi Türkiye'deki bütün.
İlk önce oraya söyleyeyim de ablacığım, tamam. Onları bekliyorlardı. Kızılay esnafı olaraktan özellikle Seda ablamla Uğur abime evet. Bol bol selamlar var. Seviyoruz sizi. Arkadaşlarımıza selamlar. Eksik olmayın inşallah. Hayırlı işler. Allah bereket versin. Taksi dediği zaman insanların aklına böyle bir şey geliyor ama inanın yani bizim yaptığımız... Ne geliyor ya? Allah size sabır versin, güç versin, kuvvet versin. Allah'ım sizi esirgesin. İnsanların ailesi... Ailesini taşıyoruz. Yeri tabii. Geliyor ambulans oluyoruz. Yeri doğru. Geliyor yani bir sürü insanlı evine gidemiyor, evine götürüyoruz. Doğru. Doğru. Allah kolay olsun. Ben bütün Türkiye'deki taksicilerin hepsine selam gönderiyorum ablacığım. Eyvallah. Biz de gönderiyoruz. Eksik olmasınlar. Bizden de öyle. Otur anne. Evet. Nasıl gidiyor Tayfun? Güzel abla, konuşuyoruz. Yorum yapmak isteyen Cihangir, al mikrofonu biraz konuş hadi bakalım. Hasan arkaya doğru uzatın. Heh Cihangir. Öncelikle hoş geldiniz. Vallahi ben ikisini yakıştırdım birbirine. Bayanı fazla tanımıyorum ama kardeşimi tanıyorum. Ben yakıştırdım, ben olumlu görüyorum. Tayfun çok iyi huylu çocuktur. Süper. Büşra da yeni geldi aramıza portre katıldı. Olarak çok güzel, süper. Sağ ol. Evet, Çiğdem bir şey söyleyecek. Yakın tut tatlım. Kendimi tanıtmadım da tanıtabilir miyim? Tanıt hayatım. İçinden geldiyse yakın tut ama. Ankara'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. Taliplerimi işte 26 yaş, 30 yaş arası bekliyorum. İşte evlenmiş, ayrılmış olabilir, bekar olabilir, kendine güven beyefendiler. İşte benim alt parmak olduğumu da bile bile gelsinler. Yoksa yani burada kalbi kırılıyor insan. Hani bile bile oturuyor oraya. Sonra işte ertesi gün diye işte... Ya diyor kusura bakma çocuğum varmış diyor ya da altı parmaksın diyor. İnsan zoruna gidiyor böyle bir şey. Boş ver öyle şeylere takılma. Çoğunlukla da zaten takma. İstanbul'dan bir de doğu tarafından istiyorum ben. İnşallah hayırlısı yavrum. Evet. Teşekkür ederim. Peki yorum da yap almışken mikrofonu. Bak vallahi, Büşra. Büşra çok iyi bir kız. Evet. Yani ben zaten dün yakıştırdım birbirlerine. İnşallah hayırlısı inan olur. İnşallah. Teşekkür ederim. Öne Gamze'ye ver. Gamze al yavrum. Seda ablacığım dün biz Büşra'yla bir konuşma yaptık. Tayfun'dan etkilendiğini ilk zaten bana söyledi. Ben de dedim ki Büşra'ya hani beğeniyorsun, hani hoşlandın, elektrik de aldın ama Tayfun konusunda net misin? Hani çünkü Elmas'la bir görüşmesi oldu. Yaşadığı olayları hani hepsini göz önüne alıp Tayfun'a karşı kararın dedim. Hani net mi, onunla yapabileceğine inanıyor musun dedim. Bana dedi ki evet dedi, ben dedi Tayfun dedi her şekilde dedi. Başarım hani dedi. Her şekilde olabilirim Tayfun'a, buna eminim dedi. Ve gerçekten de Tayfun'a karşı çok güzel hisleri var. Bence Tayfun yani Büşra'ya bir şans ver, bir çay içmelisin. Hmm. Sen de Tayfun derken ne kadar güzel Tayfun diyorsun, ayıptır söylemesi. Bir Tayfun daha var tabii. Ne kadar güzel Tayfun, 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 Tayfun dedin. O öbür Tayfun'un ismini güzel söylüyor. Evet. Kafan yarıldı mı çocuğum? Tayfun sana da öyle geldi mi? Ne güzel böyle Tayfun, Tayfun, Tayfun dedi. Yok Seda Hanım. Nasıl hissettin? Ne hissettin? Hiçbir şey hissetmiyorum ben Gamze'ye karşı. Hiçbir şey hissetmedin. Seda yani. Ablacığım şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ben bugün ne konuşuyorsam ertesi gün Tayfun benim konuştuğumla aynısını taklit yapıyor. Ve ayrıca ben hani Tayfun'u seviyorum, onu sevmediğim için yani Tayfun'u sevdiğim için Tayfun güzel diyorumdur. Öteki Tayfun'a karşı zaten bugün çok acayip sinirliyim. Hiç ne de? Gene ne yaptı? Beni aradı. Ne zaman? Dün yayından sonra. Pardon. Seda ben ilk önce sordum. Kendisi bana mesaj attı. Bir dakika söyleyeceğim. Bir dakika dur. Dur Tayfun. Evet. Gamze bitirsin. Söyleyeceğim Seda abla. Aydoğan abi bana dedi ki Tayfun dedi gelecek mi? Çünkü dün babamı bağlayıp babamdan özür dileyeceğini söyledi. Bugüne kaldı. Dün zaman yetmedi. Ben de dedim ki gelecek misin bugün dedim. Gelmemi istiyor musun dedi. Ben de sen gelmek istiyor musun dedim. Sonra seni arayacağım konuşacağız dedi. Aradı. İşte konuşuyoruz falan. Sonra dedi ki yok dedi ben seninle niye ayrıldım dedi. Ben dedim ki sen benden ayrılmadın. Biz ortak seninle ayrıldık. Sonra dedi ki işte benim annem de seni istemiyor. Niye istemiyor? Ben dedim annem babam istemiyor. Bugün aynısını çıktı o diyor. O dün dışarıda ya? Bana yani diyor ki. Bir kaza geçirmiş Gamze. Dün bana dışarıda doğru. Diyor ki Seda abla yok illaha sen elinde sonunda benimle evleneceksin diyor. Seni seviyorum diyor. Ya sen niye bu kadar yalancısın? Ben sana zaten söyledim ya. BTR çekimi de var Gamze, sonra böyle arkasında durmuyor. Şimdi de diyor bak. Ki ben diyor onu bak, istemiyorum. Sen çok güzel oynuyorsun. Senle kız kardeşim ama sen bana tekrar ikinci kere talip ol diyor. BTR çekimleri bu var. Hayır. Ya var her şey var. Bak onlar da var. Ben yalan konuşmam. Sözümün arkasında dursana. Gamze. Ben senden delikanlı, sen de öğrenecek değilim. Biz buradan çıktık. Seda abla ciddi.
benim psikolojimi de bozmaya çalışıyor ve ben buna izin vermeyeceğim. Benim mi psikolojim bozuk? Gamze'nin babası... Gamze'nin babası düştü. Seda Hanım buradan çıktık, benim peşimde geziyor. VTR çekimleri var yani kesinlikle. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bence siz birbirinizde daha yarım kalan bir şeyler var gibi geliyor bana. Bende kesinlikle yok. Hayır Seda Hanım öyle bir şey yok. Ben o zaman birbirinizi bir daha aramayın. Ben kesinlikle... Seda abla kendisi bana mesaj atıyorsun sen. Kabul ediyor anneciğim, ben aradım diyor kız. Ama Seda Hanım ben de inkar etmiyorum Seda abla, ben hani Allah'a şükür yaptığımı söyledim. Kendini zeytinyağı gibi üste çıkarmaya çalışıyorsun. Söylüyorum diyor biliyorum. Ki Seda Hanım, bana diyor ki ben diyor senden VTR çekimleri de var yani. Benden diyor soğudun diyor hani benim için. Madem soğuduysan niye benim peşimde gidiyorsun? Niye benim telefonlarımı dinliyorsun? Ben senin peşinde gezmiyorum ya. Bana diyor ki niye sen kimle konuşuyorsun? İşte sen diyor ona niye bakıyorsun? Sen diyor niye Zeynep'e bakıyorsun diyor. Ya sen benimkine baktığını sen nereden biliyorsun sana o zaman? Sana cidden gülüyorum. Ben bir şey söyleyeyim. Burada ben tek Emrah'tan hoşlandım ve Emrah'ın her hareketini takip ettim. Sen... Ya. Tamam mı? Başka bir şey demiyorum. Emrah. Bunu diyen tamam sen... Mı? Zaten sen diyordun. Bak bunu sen diyordun. Olsun. Sen diyordun. Ben diyordum. Şaka ben gitsin. Seni çok seviyorum. Seda abla Seda Hanım, ben bir şey daha söylemek istiyorum. Bir tek tek konuşun beni kızdırmayın. Gamze dur bekle. Senin Almanya'daki manevi ablan bağlansın. Seda Hanım ben İstanbul'a geldikten sonra ablası beni 10 kere alırdı. Almanya'da manevi ablası Seda abla bir de bunu şöyle söyledi. Ağlıyor. Bak kendisi ağlıyor aman diyor Tayfun diyor. Hani ne oldu dedim ben dedim abla dedim ben dedim istemiyorum. Ben dedim istemiyorum. Aman dedi bak dedi biz de seni çok seviyoruz. Hani dedi bak Gamze de Ankara'da tanımadığı bağlıyor. Tanımadığı bir insan seni nasıl söyleyeyim. Sevebilir? Selma abla seni tanımıyor, seni nasıl sevebilir? Yalan söyledim, buradan belli. Ayrıca... Bağlansın Seda Hanım lütfen, eğer numarası varsa bağlanabilir ya. Ben kimse yalan borcum da yok. Ben senin gibi de oynamıyorum. Tamam lütfen hadi benim ya. Rakamdan da düş. Seda Hanım, benim kararım olumsuzdur. Ben adaylarımı ve taliplerimi bekliyorum. Bu konuda burada açılmasın. Bak ben ki, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben babasınlarla özür diliyorum. Dünkü tartışmalarımla kimsin de benim babamdan özür diliyorsun ya? Babasınlarla özür diliyorum. Kız, ama Gamze, kesinlikle Gamze, kesinlikle senin annemden gel, ben özür dinlemiyorum. Şuraya gel bakayım ne kadar güzelsin. Buradan cevap ver. Gel. Şimdi gözüne baka baka çocuğa artık ben seni istemiyorum peşinde de gezmeyeceğim de telefonla kimle konuşuyorum. Seda abla birincisi şu ben Tayfun kesinlikle istemiyorum. Bu bir kimle ya seni zaten istemeyen benim Gamze. Buraya senin gelme sebebin zaten bu. Bir acım var onu acıması yaşamaya çalışıyorsun. Tayfun. Ben zaten sana dedim. Tayfun. Ben sırayla seni konuşuyor. İstemiyorum. Sırayla. Tayfun dur anneciğim bitirsin. Ben Seda Hanım. Seni... Kıskanmıyorum, peşinde gezmiyorum, VTR var kendim, ben Gamze'yi seviyorum dedin. Ben seni ben çok seviyorum sana dedim mesela. Ki, Seda abacığım ben de sizi çok seviyorum ve sevsem, bak cidden hani buradaki herkes beni tanıyor, ben derim ki ben Tayfun'u seviyorum, kıskanıyorum. Ama burada böyle değil ki çıkınca birbirinizi aramayın hiçbir ama. Hiçbir kızı yanıma yaklaştırma. Ya sen beni kız kardeşinle kıskanıyorsun Gamze, beni konuşturma. Yok Gamze de orada, siz Ankara'da birbirimize giremediniz mi? Markette, vay efendim. Gamze sen niye Tayfun'a canım dedin? Kendini düşürüyorsun Tayfun. Tayfun sen niye şey, Başak'a canım dedin? Bunları kıskandın kendini sensin. Kendini düşürüyorsun. O kıskanmak değildir, o nedir biliyor musun? Hani ben görüşmüyorum, konuşmuyorum. Sen ne konuşuyorsun? Seda Hanım çok yalancı, çok yalan söylüyor. Seda Hanım şöyle yani bir şey bak. Ben cidden burada yani, Gamze, beni yalancı duruma düşünüyor ama. Yani. Herkes de buna şahit. Ben Tayfun'u istesem, şahit, şahit. Tayfun benim peşimde böyle gezer. Ben Tayfun'a yüz verdim. Gamze'nin babası Hakan telefonda. Sen kendine söylüyorsun ya. Sen bulmasaydın mı açmışsın? Ben seni istedim. Alo merhaba. Hoş geldiniz Hakan Bey. Ya bunlar niye hoş böyle... Hoş bulduk sağ olun. Neyi paylaşamıyor sence bunlar Hakan? Benim sesimi alıyor musunuz şu anda? Evet alıyoruz dinliyoruz sizi duyabiliyoruz Hakan Bey. Şimdi ben dünden itibaren konuşmaya başlayayım. Müsaade ederseniz. Tabii evet. Dinliyoruz. Şimdi Tayfun kardeşim şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Ankara'ya kadar geldim dedi, misafir oldum dedi. Fakat dedi kardeşine mesajlaşmaktan benimle ilgilenmedi dedi. Şimdi siz de tabii doğal olarak, ben de sizin yerinizde olsam aynı şeyi düşünün. Gamze ayıp etmesin dediniz. Doğru. Şimdi ben bu konuya öncelikle bir açıklık getireyim. Gamze Tayfun'un gelecek diye bir gün öncesinde sabaha kadar uykusuz durdu çocuk. O gün akşama kadar yemek hazırlayacağım, iş yapacağım, güç yapacağım, Tayfun'u karşılayacağım diye çocuk 5 dakika oturamadı Seda Hanım. Ve Gamze'nin Tayfun hakkındaki ilk başlangıçtaki bütün düşünceleri pozitifti. Ondan sonra aralarındaki geçen diyaloglardan sonra negatifleşme başladı. O da şundan dolayı, ben size onu açıklayayım. Tayt giymeyeceksin, dar giymeyeceksin, bol giymeyeceksin, açık giymeyeceksin, kapalı giymeyeceksin. Yanlış anlamayın Seda Hanım. Kültür olarak siz bizlerden çok çok daha öndesiniz eminim ki. Şimdi insanlar dış görünüşüyle, kıyafetleriyle ve yaşam tarzlarıyla ön yargıda bunu da yargılama şansımız var mıdır? Yarın bir gün mutsuzluk olur. Doğru söylüyorsun, doğru. Haklısın. Ha bir de size şunu söyleyeyim. Bakın kameraman arkadaşıma rica ederim. Lütfen locayı göstersin. Orada pırıl pırıl gençlerimiz var.
yakışıklı kaynama kardeşlerimiz var, bayan arkadaşlarımız var. Ve hepsinin de bir kitle potansiyeli vardır. Doğru mudur Seda Hanım? Tabii ki. Ben 9 yaşındayım. Bakın ben de odaya aday olarak gelsem. Benim de bir kitlem olur yani. Tamam kendince. Hakan'cığım bekle biraz. Tayfun diyor ki Hakan benim kızımı gördü, biliyor. Ondan sonra kıyafetlerine karışmaya başladı. Bu da Gamze'nin biraz kimyasını bozdu diyor. Seda Hanım, şimdi bu gayet normal bir şey. Ben zaten Gamze'ye dışarıda ben söyledim şartlarımı. Hani olacaktan. Sen bir şeyin varsa ben de söyleyebilirim. Bana söyleyebilirsin dedim. Bununla biz hemfikir olduk. Her şey tamam dedi. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten Hakan Bey'den de ben dünkü olaylardan dolayı da Gamze'nin babasından da özür diliyorum. Bir şekilde yanlış... Tayfun kardeşim, pardon. Araya girmek istiyorum lütfen. Evet. Özür dilerim. Araya gireceğim lütfen. Şimdi, evet. Özür dilenmesi gereken kişi ben değilim Seda Hanım. Tayfun kardeşim, oradaki hocadaki arkadaşların hepsinden Gamze'den ve Başak'tan özür dilenmesi gerekiyor. Buradaki... Hakan Bey, ben burada sadece... Olmadan. Bakın Hakan Bey, ben sizin ekmeğinizi yedim, suyunu içtim, hakkınızı helal edin. Ben sadece burada sizden özür diliyorum. Özür dilemek bir erdemliktir. Bunu dünyanın, hani milyonlarca kişinin yapması için de ikinci bir erdemlikti. Ben yine sizden, siz benden büyüksünüz. Ben size sadece çok özür diliyorum sizden ama ben Gamze'den, Başak'tan ve annesinden kesinlikle ve kesinlikle özür dilemiyorum. Hakan Bey, bakın ben sizden özür diliyorum. Çünkü hani bilmiyorsunuz, ben İstanbul'a döndükten bilmece sonra benim karar olumsuz oldu. Ondan sonra ya. Siz çıldırdı. Ya çıldırdın Gamze, sen çıldırdın, ağlıyordun. Şimdi Seda Hanım, bir şey söyleyeceğim. Sen konuşun şimdi, beni dinliyorsun. Karar an için beni aradılar, gel dediler burada açıkla. Ben de dedim ki bizim kararımız olumsuz, ben gelmeyeceğim. Sonra bana dediler ki sen hala Tayfun'u seviyor musun? Hani gönlünde aklında var mı? Bu yüzden mi gelmiyorsun? Ben dedim ki kesinlikle hayır, ben hiçbir şekilde istemiyorum. Aklımda olmadığı için de oraya geleceğim, kararımı açıklayıp hocada taliplerimi bekleyeceğim dedim. Ve bunu da herkes biliyor. Benim sana karşı bir şeyim olsa ben Ankara'dan buraya tutup gelmem. Bir telefonuma bakarsın, tamam mı? Neyse peki. Bir telefonuma bakardım. Hakan'cığım, Tayfun senden özürünü diledi. Locadakilerden özür dilemek zorunda değil. Locaya karşı bir tavrı, saygısızlığı olmadı çocuğun. Hayır, şöyle ki burada Tayfun'la Gamze'nin yaşadığını birçok kardeşimiz ve çocuklarımız burada yaşıyorlar. Yani Tayfun da bunu daha önce, buradaki diğer Tayfun, yönetmen Göster, Elmas da bunu yaşadı. Bu eteği giyme, o bluzu giyme, değil mi çocuğum? Evet, yani abi. Bu çocuklar bunları yaşıyorlar aralarında. Gençlerin bu şekilde tartışmaları oluyor. Dolayısıyla Tayfun'un locadakilere bir saygısızlığı olmadı. Terbiyesiyle olur. Seda Hanım. Ha, Gamze'nin kalbini kırmıştır, onu Gamze bilir. Seda ablacığım, ben bir şey isteyeceğim sizden. Ben kesinlikle hani Tayfun'a karşı gerçekten bir şeyim yok ve ben... Onun yaptığını yapmayacağım. O sürekli böyle bilmece gibi konuşuyor. Tamam, sen doğru annesi, söylüyorsun da niye o zaman peşinde geliyorsun Gamze? Yok, yalan konuşuyorsun. Ya ben senin Seda, peşinden ben nerede geziyorum? Locadakiler gördünüz mü? Sinirin de oluyor. Benim sen çok da yalan konuşuyorsun. Gezdim, gören oldum yani ya. Yani senin bak yalanlarına ben sinir oluyorum. Ya sen... Kafeye niye geldin sen onunla konuşuyorsun? Ya. Kimle konuştun falan filan diyorsun. Onun Seda abla diyorsun ki, kafede ben senden geldi. Soğudum. Ya seni ben soğuttum kendimden Gamze. Hala benim peşimde gidiyorsun. O zaman burada yanlış insan sensin. Ben senden soğuduysam yanlış insan sensin işte. Ben senden soğudum ama sen benden soğumamışsın. Peki, soğudu. Peki, tamam. Seda ablacığım, tamam. Ben Seda, şunu söylüyorum. Ben fazla seviyeye sinmek istemiyorum. Yine herkesten de özür diliyorum. Bütün izleyicilerden de özür diliyorum. Tamam. Yani tamam, sen haklısın, tamam. Ben haksızım. Tamam. Tamam. Ben gibi konuşma yapmak istemiyorum. Ayrılık ve kesinlikle bir daha benim hakkında ne iyi ne kötü, babam annem hakkında konuşma. İsteseydim seni ya ben peşimde... zaten konuşmuyorum Gamze. Ya Allah aşkına ya. Ben zaten konuşmuyorum. Onun gibi yalancısın yani, hadi, anladın hadi. Mı? Sakin. Bir sen benim doğrusu sadece şu... Seni ben kimse... Tamam, hadi. Çok güzel tamam. Anlaştınız, çok güzel konuştunuz. Tamam. Şeker gibi konuştunuz. Güzel. Çok beğendik. Evet, farklı adaylarla devam ediyorlar arkadaşlar. Farklı adaylarla Tayfun'da, Gamze'de taliplerini bekliyorlar. Ha Tayfun. Seda Hanım, ben kendimi tanıtabilir miyim? Gel çocuğum, tanıt. Tayfun kendini tanıtacak, Gamze'ye inat. Bir daha da Gamze çocuğu peşinde gezme. Ay yerim ben kimse, seni. Diyorum locadakiler şahit. Geldi yani. Kafede kendisi peşimde dolaşıyor. Tamam, hadi kendini tanıt. Şimdi tanıtıyorsun kendini. Son tanıt kararın çocuğum. Değil mi? Kendini tanıtıyorsun. Yok yok, bir ilişki benim için bittiyse bitmiştir yani. Birbirinizi yani. Aramayacaksınız değil mi bu akşam Gamze ile? Yok, kendisi arayabilir zaten. Numarasını yani engelli ben. Arıyorum. Ben sen mesaj bu kadar ya. Yalancı olma, ya hiç yakışmıyor ya. Bu kadar insanı tamam, kandırma, yazık ya. Tamam, aramayacaksınız artık birbirinizi. Vallahi sinirlenmek istemiyorum. Tamam, hadi bırak kendini tanısın da talipleri gelsin. Sen benden ne istiyorsun? Sen benden ne istiyorsun? Ağzımı ağzına alma Tayfun. Sen benden ne istiyorsun? Alma ağzımı ağzına. Tamam, almayayım. İstemiyorum seni diyorum, daha zorlamıyor ya.
Tamam, tanıt o zaman. Böyle bir şimdi. Göstermiyorum seni. Seda Hanım yani. Kendini tanıtsın, dur. Tanıtsın Gamze kendini. Yaşım 30. Evet. İstanbul'da yaşıyorum, ailemden yalnız yaşıyorum ben. Kendi işim var. Allah'a çok şükür kimseye ihtiyacım yok. Evet. Benimle evlenmek isteyenler 25 yıl 30 yaş olması gerekiyor. Evet. Benden bir iki yaşta büyük olabilir, benim için sorun değil. Evlenmiş ayrılmış da olabilir, hiç sorun değil. Yalnız kesinlikle kıskanç bir insanım. Kısa etek açık giyinemez, yani giydirmem. Evet. Tamam. Tamam. Peki çocuğum. Gamze sen de tanıtacak mısın kendini? Beni tanıyanlar zaten gayet iyi tanıyor Uğur abi. Ben hiç rol yapmama, kendimi tanıtmama gerek yok. Beni tanıyanlar tamam. Ben zaten buraya taliplerimi aramaya geldim. Zaten tanıyan da tanıyor beni. Peki. Peki, karar anı başlasın. Peki. Evet Tayfun. Bana gelen bütün taliplerime şöyle yaptım. Çok uçuk böyle yaş farkı olmadığı sürece bir çay şansı verdim. Bir çay içebiliriz. Buyurun bakalım güzel. Çocuklar. Müjdat'tan Gamze'ye açık mesaj. Yarın bana şans verse, yarın ben bunu yarın için söylüyorum, bir daha talip olurum yani. Gamze tarafından bir kez reddedilen Müjdat nasıl ikinci şansı istedi? Yani sana ikinci şansı verirse talip olurum abi. Talip olur musun? Aynen olurum abi. Peki Gamze, Müjdat'ın bu isteğine ne yanıt verdi? Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Gamze, Müjdat'ın hangi huyunu düzeltmesini istiyor? Ben söylüyorum bunu. Gelecek adam da öyle gelsin. Birazdan canlı yayında. Evet, sırada bir karar anı var. Şebnem ve İsmail geliyor. Buyurun efendim. Şebnemciğim hoş geldin. Ay önüne dikkat et. Hoş geldin Şebnem. Teşekkür ediyorum. İsmail hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Epey uzun oturdunuz, konuştunuz. Bir ara baktım. İsmail seni çok güldürüyordu. Evet, motorla girişini anlatıyordu da o ara gösterdi. Ha. Ona güldüm birazcık bayağı bir. Bindirdi mi dün seni? Gezdirdi mi? Bindin mi? Yok, yok öyle hiç. Bir alanımız olmadı. Sohbet etmedik o kadar. Burada çayımızı içtik. Ha, öldük. Öyle kaldı. Evet. Tanımış olduk. Evet, ben geldiği için yine arkadaşım. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Çok sohbetçi geldi İsmail Bey. Kararınız ortak mı yoksa birinin kararı olumlu, birininki olumsuz falan gibi mi? Anlaşma nasıl yani? Direkt... Sadece birbirimizi dinledik. Yani kendi evet. Elektrik alamadığını söylüyor. Hı-hı. O paralıtayı verememişim kendisine. Ki bu için üzen bir durum. Şey. Tabii ki. Evet. Bu beni üzen bir durum tabii ki. Hı-hı. Olmamış yapacak bir şey yok. O zaman sohbetmiş oldum, tanımış oldum diyorum bu kadar. Karar olumsuz. Evet, İsmail olumsuz. Bizimle devam etmek istiyor musun? Evet, sizinle devam etmek istiyorum. Bir hafta daha her gün burada çıkacağım. Biz de istiyoruz. Sonra hemen kendini tanıt oradayken. Tabii. Yaşım 27. Hı-hı. Pazarlama iş yapıyorum. Kimin olacağı önemli değil. Aşık olacağım insan önemli. Yani yaş hiçbir şekilde fark etmiyor. Yaş 20, 40, 30 hiç fark etmiyor değil. Sadece aşık olacağım bir insan istiyorum. Evlenip ayrılmış olabilir mi? Evlenmiş ayrılmış olabilir. Çocuğu olabilir. Olabilir. Yani yeter ki seveyim, gönül istesin diyorsun. Heyecan duyayım. Yani peki. Çıkıp gelirim. Madem olumsuz Şebnem kalıyor. Evet. İsmail seni alıyoruz. Bir söz vermek istiyorum. Diye. Tabii. 4 satırlık bir yazı yaptım. Eğer karar evet olsaydı, Uğur'un özümünü vereceğim asistanına. Burada yazıyor ki, yani ben burası olsaydı. Para için geldiğini söyleyenler vardı. Onlara evet olarak aldığı altına imzanı attığım. Ne o? Yukarıda, sevelim mi okuyun? Oku, ne yazdı? Yukarıda kimlik bilgileri bulunduğu, ben İsmail Çiçek, Şebnem evet. Hanım'dan. Evlilik öncesi, evlilikten veya boşanma halinde hiçbir şekilde para hak talep etmeyeceğimi beyan ederim. İmza, hani, imzalı, tarihli ve nüfus cüzdanım oldu. Bunu da notere gidip imzasını atarım. Ne oldu Ali bir şey mi buradan diyeceğim? Enteresan bir çocuk. Veyahut da talip olacağım başka bir kadının para varlığı olursa ben yine aynısını yapar noter tasdikli bir şekilde yaparım. Ayrıldıktan sonra evliyken ya da herhangi bir şekilde evlenmeden önce. Peki, Ali'ye bir şey mi diyeceğim? Seda Hanım, ben dün İsmail Bey'le sohbet etme şansında bulundum. Evet. Kendisi de bizzat ben söyledim. Yani yalana gerek yok. Dedim siz dedim para için geldiniz bence.
Ha. Evet. Bunu yaptı. Gerçekten takdir ettim. Şu anda özür diliyorum. Ben kendisine de takdir ettim. Evet, peki. Şimdi İsmail bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Gerek yok artık. Evet. İsmail artık locaya. Şebnem sen kal. Çünkü Şebnem teşekkür sen ederim kalabilirsin. İsmail Bey. Evet, Şebnem'in talibi olacak tekrar. Seni alacağız. İsmail seni alalım. Çünkü olumsuz olacağını Şebnem bildirdiği için yapım ekibimiz Şebnem'in taliplerini almaya başlıyor. Peki. İlk önce Şebnem'in karşısına kim geliyor Uğurcuğum? Davet ediyoruz. Hakan Bey geliyor Şebnem'i istemeye. Buyurun. Nikahın imamını takıyorum hükümetine de. Hoş geldin Hakan. Hakan hoş geldin. Buyurun konuşun. Kendini tanıt. Adım Hakan. Yaşım 41 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Bir kere evlendim, ayrıldım. Çocuğum yok. Siz sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Nerede oturuyorsunuz? İstanbul Bayrampaşa. İstanbul Bayrampaşa. Benle ilgili bilgiye sahip misiniz? Dün işteyken biraz baktım. Ne mesela biliyorsunuz? Yaşınızın 40 olduğunu biliyorum. 38. 38 mi? Çocuğunuz olduğunu biliyorum, erkek. Evet, babasında. Ve 40 üstü bir beyle evlenmek istiyorsunuz. Ben bundan sonra heyecanlı bir evlilik istiyorum. Sizi 3 gündür takip ediyorum. Evet. Ve dün karar verdim. Ve çıktım sizin karşınıza. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sormak istediği bir şey varsa Özlem otursun bu arada. Yönetmen Tayfunların üzerinde kalsın. Evlendikten sonra nerede oturmak istersiniz? Özlem geç otur. İstanbul'da. Ha, dikkat et. İşiniz burada olduğu İşim için mi? Burada. Anladım. Evet. Yaşım 41. Evet. Yaş 41, genç değil yani. Evet. Normal. Evet. Özlem'den yorum istiyor musun? İstiyorum. Özlemciğim. Hakan. Hoş geldiniz öncelikle. Şebnem kendi kararıdır tabii ki. Evet. Tanımadığın insanlara yorum yapmayı çok fazla sevmiyorum. Fakat ben yakıştıramadım dürüst olmam gerekiyorsa. Yani hangi anlamda, iş güç olarak mı, şey mi, nasıl, yaş olarak mı? Şebnem'in yanında yürüyeceği insanları bildiğim için rahat yürümeyeceğini düşünüyorum. Hangi yönden? Görüntü anlamında. Görüntü anlamında. Evet. Sizin fikrinize saygı duyuyorum, diyecek bir şey yok. Tabii. Belki şey olaraktır Hakan, alınma buna. Yok, ben hani alamıyorum. Ne bileyim, esmer, mesela sen falan dersin ki ben esmer kız seviyorum. Ben kendime güvenen bir insanım. Yaşım 41, ben özgüvene sahip bir insanım. Tabii ki. Hayır, ben Özlem... Pardon, izah edeyim isterseniz. Canlı yayın bu. Evet. Yani İzah edeyim, yanlış anladınız anladığım kadarıyla. Görüntünüz düzgün değil demiyorum. Kesinlikle öyle yanlış demiyor. Yani anlamayı. Hani bir tipi vardı ya insanın. Fakat her insanın koluna girdiğinde zevkle koluna girmek istediği bir karakter, bir görünüm vardır. Siz o değilsiniz bence. Dış görünüş. Onu demek istedim. Ha, mesela erkekler de diyorlar ya işte sarışın kız isterim ya da işte esmer kız gelsin. Ya da kızlar diyorlar ki işte Kıvanç Tatlıtuğ gibi olsun. Evet. Ama öyle bir şey. Şebnem Hanım belki de biraz daha Kadir inanır, daha bıyık falan, esmer, uzun. Evet. Ya ben biraz daha çocuksu kalıyorum. Yaşıma göre kendimi biliyorum. Peki. Kıvanç Tatlıtuğ. Yılmaz yorum yapacak. Teşekkürler, sağ olun. Ben Özlem Hanım'a katılmıyorum. Beyefendi gayet çok güzel giyinmiş. Giyiniş tarzı güzeldir. Herhalde hanımefendinin aklı hala müjdattadır. Gelene gidene yok. Hayır. Yok. Peki bunun sebebi ne? Yani beyefendinin neyi var? Etkilenmemiş olabilir miyim acaba? Ben inanmıyorum. Peki Ömür? Şimdi benim kendi görüşüm. İkinizi yan yana koyduğum zaman, bir teraziye koyduğum zaman o kadar birbirimizden farklı bir şeyimiz yok yani. Şebnem Hanım da sizde kendinize göre güzelliğiniz var. Evet. Kardeşimin de kendine göre güzelliği var. O maddacıdan biraz daha zengin. Yani olabilir. O şey yok. Ben şeyi görünüş olarak diyorum. Gayet iyisin yani. Yok yok. Yani fark olarak diyorum. Şebnem yani. Hanım'a göre iyisin. Teşekkürler. Yani çok kat kat bir üstünlük yok. Peki. Hasan mikrofonu al. Yorum yap çocuğum. Esra yanında kız. Versene mikrofonu. Evet uyuyorsun Esra. Yılmaz'ı mı dinliyordun? Doğru söyle. Mikrofona koy. Yılmaz'ı mı dinliyordun?
istiyordum. Yılmaz'da mı kaldı mı aklın Yılmaz'da? Yok kalmadı. İtiraf et. Gerçekten. Ama Yılmaz diyor ki bizim işimiz olacaktı, locadan bozdular diyor hanımlar diyor. Ya çok şey oldu ondan, ne onun kalbi kırılsın ne de ben şey oldum. Kırılması zaten ikinizin de, sen de kırılma hayatım. Aynen öyle. Kırılma tabii, kimseyi de kırmak istemiyorum. Kalbinin de kırılmasına izin verme. Sizin mevzunuzu birazdan konuşacağız. Tamam. Hasan yorum yap annem. Ablacığım şimdi profilden bakarsan birbirlerine uyum sağlıyorlar yani benim fikrimce. Yalnız tek bir eksik nokta, şimdi burada ilk görüşmelerde böyle daha da böyle bir şık bir şekilde yani, yani. Takım elbise, ayakkabı, evet. Gömlek tarzında çıkmış olsalar spor belki olmuş. Daha da etkileyici olabilir diye düşünüyorum. Ama spordan profilde yakışıyorlar birbirlerine. Takım elbise daha etkileyici. Ama tertemiz tabii. Giymiş bak. Evet, ayakkabıları giymeyi seviyorum. Yani şu anda hanımefendi şu anda benim görüntüme. Tabii ki yarın gittiği zaman yeme beni tanıdan tanıyamadı. Şimdi burası, ama şu anda görüşe geldim. Burası şimdi resmi bir yer olduğu için yani evlilik için çıkıyorsunuz yani şimdi bana niyetimde. Bana kalsa hepinizi kazakla pantolonla çıkılacak ben değil yani tertemiz. Benim şahsi fikrim evet. Bu yani. Kıyafet spor da giyilebilir bence ama. Bence takım elbise giymiş olsaydınız yani yakışıklı bir beyefendisiniz. Nerede? Teşekkürler. Daha da yani karizmatik olabilirdiniz yani. Öteki Tayfun. Çocuk spor giymiş ama kaza ayakkabısı. Sedat şu an spor kaza ama pırıl pırıldır her zaman. Sedat al mikrofonu bir tavsiyelerde bulun. Bütün hanımefendiler buraya oturup diyorlar ki aman inançlı olsun bir de temiz olsun. Temizlik çok önemli. Bana göre çirkin kadın, çirkin erkek yok. Temizlik var, temiz. Mis kokuyor. Şöyle bir şey ekleyeyim Sedat Hanım sizin cümlenize. Çirkin kadın, çirkin erkek yok. Kendine bakmasını bilmeyen insan yoktur. Yani insan kendine bakmalı. Çünkü... Kendine bakmayan insan eşine nasıl bakacak Seda Hanım? Ben onu anlamadım. Doğru söylüyorsun. Zaten bir evlilik hayatına girdikleri zaman ondan yürümez ki zaten. Doğru söylüyorsun. İlk görünüş çok önemli. Mis gibi olmak. Mesela şöyle bir şey var Seda Hanım. Aslında erkeklerin çoğu takım elbise, biri diyor ben sevmem, biri diyor spor sevmem. Aslında o değil bence. Yakışmıyor. Yani giyim olarak modellerini tam oturtamıyorlar. Klasik giysiler durmuyor. Dar giysiler hiç durmuyor. Bir oturtursalar aslında evet, giyim tarzlarını. Doğru söylüyorsun. Aslında evet. Olacak da. Çünkü elbise kıyafetlerinin kesimleri çok farklıdır. Ben bazen large giyiniyorum ama bazen X large olmuyor bana. Doğru. Kesimden dolayı. Kesimden, haklısın. Evet. Şimdi... Bektaş da hep çok şık giyilir. Yusuf, arada spor giyinse bile her zaman pırıl pırıldır. Yalçın abim o yaşında size örnek olsun ya. Bir gün kravatsız görmedim Yalçın abiyi. Pırıl pırıl. Yalçın abi al şu gençlere örnek bir adamsın. Pırıl pırılsın her zaman. Mis gibi. Canım abim benim. Kolonyayı da sürüyor Yalçın abi her gün. Limon Allah. Kolonyasını mis gibi geliyor. Biraz diyorum gençler, Sedat da aynı şeyi söyledi. Senden örnek alsın değil mi? Şöyle güzel giyinsinler, tabii, temiz tabii, temiz. Tabii güzel giyinsinler. Onların gözlerinde var, kulakları var, görüyorlar. Evet. Giyinenlere de iyi ve kötü giyinenleri biliyorlar. Ayrıca ben herkese bir ceketi olduğuna inanıyorum. Mutlaka bir ceketiniz vardır. O ceketlerinizi giyin burada oturun, beni sinirlendirmeyin. Şey gibi oturuyorsunuz. Evet. Şeyin kahvesi gibi. Uğur'un kahvesi. Vallahi. Sedan'ın kahvesi giyin. Olamayacağına göre. Uğur'un kahvesi. Uğur'un kısa da olsa kahvesi. Giyin ceketlerinizi. Kısa bile olur. Bak adam her gün pırıl evet. Pırıl. Şimdi bir önceki talibi gördün mü? Adam taahhütnameyle geldi. Senden ne şimdi, ne evlilikte, ne de sonrasında hiçbir maddi beklentim yok diye. Ben hiçbir şey istemiyorum. Bir kağıt çıkardı evet. İsmail. Kağıt imzalamam gerekiyorsa ki imzalayayım. Ya. Ben hiçbir de yaparım istemiyorum. Diyor musun bunu? Hiçbir şey istemiyorum. Ben Şebnem'e geldim. Ama ön yargıyla gelmesi iyi bir şey değil. Bir şey söyleyeceğim. Onu es geçtik ya. Yusuf, İsmail'in yaptığı Ali gibi benim de hoşuma gitti mesela. Şebnem Hanım'a ben parası için gelmedim. Al arkadaş baştan veriyorum bu imzayı demesi. Evet. Ne diyorsun? Ya o kendisi dün üzerine fazla gidildi arkadaşımız. Aslında hiçbir kötülük niyeti yok. Gerçekten arkadaşımız parası için değil. Ben şunu merak ediyorum. Arkadaşım Şebnem Hanım, evet. Bir tek laf konuşayım. Yemeğinizi akşam eve gittiğinizde, ama sonunu dinleyin. Evet. Genellikle yer sofrasında mı yersiniz? Ya bir saniye kardeşim ya. Genellikle yer sofrasında mı yersiniz yoksa masa üstünde mi yersiniz? Yerde de yiyorum, masada da yiyorum. Tamam, bunu öğrenmek istedim. Yani evet. Serbest. İsmail, şimdi ben... o kağıtla beraber gelir misin annem buraya? Getir şu beyannameyi İsmail. Gel. Çünkü ekran başında, ekran başında belki de yanlış anlaşıldı. Şebnem de bu etkide kaldı ve üzülüyordu da. Evet, bu kadar evet. Söylediniz, zor durumda kaldı evet, diye. Mahcup oldu kadın.
Evet. Ama İsmail var. Aslan gibi delikanlı gitmiş noterden evet, tasdikli. Yo, noter değil ben... de kendisi şu an. Kimlik fotokopisini çekmiş. Altına da yazıp. Her türlü geçerli. İmza atmış. Sana Özlem Hanım'a ben bir kağıdı veririm. Noterde yapılabilir bu. Değişirse notere gidip tekrar imza atabilirim. Artık geçmiş olsun da. Olsa bile yani olsa. Eğer olsaydı başka bu olacak yani. Sedat, bu konuda ne diyorsun? Böyle bir kağıt getiriyor. Aslan gibi delikanlı diyor ki ben parayla pulla işim yok kardeşim buyurun. Seda Hanım ben dün de söylemiştim yani varlıklı bir bayan olmak şey değil suç değil yani. Tabii. İsmail kardeşimiz bunu başka dilde ifade etmesini ben tavsiye ederdim kendisine. Mesela kağıt getirmek noterde hani olur ya çok zengin insanlar bazen ünlüler kusura bakmayın tenzih ederim. Evlendiği zaman evlilik sözleşmesi falan yapıyorlar. Evet. İsmail herhalde kafası oraya gitti. Evet zaten bu demek istediğim şey bu. Bir işte, evlilik sözleşmesi gibi. Ama o Şebnem'e bazı şeyi anlatmak istemiş. Bak, Seda Hanım bu geldi. Variyet konusunda İsmail Bey ben arkadaşı de... ikna edemeyeceğini düşündüğü için öyle bir şey yaptığını düşünüyorum. İkna edemem galiba inanmayacak peki. Falan gibisin. İnsanların görüşü gelebiliriz. Hasan sen Şebnem Hanım gibi varlıklı bir hanımefendiye talip olur muydun? Mesela daha önce Müjdat, Şebnem Hanım Müjdat'a geldi. Müjdat dedi ki ben bu kadar varlıklı bir hanımefendiyi taşıyamam dedi. Ben taşırım ablacığım, ben olurum. Taşırım olurdum diyorsun, diyorsun değil mi? Olurdum ben yani. İsmail gibi de yani. Kimse... imzayı da atardım diyor musun? Yani şöyle bir düşünürsek ablacığım yani benim karşıdaki insanın mal varlığı benim için ilgilendirmez yani. Biz, ben gene çalışırım ekmeğimi. Biz yine ekmeğimizi çalışırıp ekmeğimizin peşinde dolaşırız ablacığım. Evet bu evet Erkan. Şimdi Seda Hanım akşam tabii şimdi İsmail de üzüldü. Çünkü İsmail üzerine akşam biz çok geldik. İnandırıcı bulmadık. Zaten VTR'lerde görürsünüz buradaki. Tabii büyük bir tane onun etkisi de var değil mi İsmail? Evet. Yani bayağı üzüldü. Ben de kendisinden de özür diliyorum tekrardan. Şebnem Hanım'la da ilgili bir şey söylemiyorum. Şebnem Hanım zaten siz de dün bir açıklama yaptınız. Evet. Mal varlığı galiba sizin mal varlığınız, annenin babanızın mal varlığı. Siz evet. Herhalde çalışmıyorsunuz, ev evet. Kızsınız. Doğru evet. Mu? Evet. Yani mal varlığınız, annenizin babanızın illa size verecek diye bir kaydı yok ki. Siz. Ama bir aile şirketleri olduğunu söyledi Şebnem canım. Yani hissederim orada. Ya hisseniz var. Evet. Anladım. Arkası şunu söylemek istiyorum ben. Sakıp Sabancı'da da varmış para. Ama ya. Mutluluğu olmamış. Allah rahmet eylesin. Ay evet. Dünyanın Allah en iyi insanlarından biriydi biliyor musun? Evet. Tabii, kesinlikle. Benim Allah buradaki bulunma bu amacım farklı. Evet. Allah rahmet eylesin. Ayrıca ben İsmail'cim o gün söyledim yine söylüyorum. Bence gerçekten zengin fakirle evlense, erkek olsun kadın olsun, kim zenginse bir fakirle evlensin. Şimdi diyeceksiniz ki oradan ahkam kesme. Eğer ben bunu evladıma söylemiyorsam buradan çıkmak nasip olmasın. Fakir kızla evlen diyorum. Çünkü çok zenginim demek istemiyorum, çok zenginim demek istemiyorum. Ama oğlum fakir bir kızla al. Fakir bir kızı al, fakir bir kızla evlen. İnanmayacaksınız bana. Gerçekten böyle söylüyorum. O zaman dünyada fakir kalmaz. Zengin zenginin oldu mu ne olacak? Denge öyle olur. Olabilir, zengin kısmet. Zengin fakirle evlensin. Budur. Evet. Buyurun çocuğum. Otur. Evet. Yeni bir adayımız yeni var. Yeni bir adayımız var. Sürpriz bir aday. Kendini tanıtacak. Sürpriz bir aday geliyor efendim. Buyurun. Var ya sevabına yazarım, var ya gözümü kırpam yakarım, var ya aşkına ömrümü adarım, var ya ben var ya. Geldim dayanamadım evet, artık. Evet, locaya yeni bir çocuğum geldi. Hoş geldin. Locaya çocuğum geldi. Ona da diyorum fakir kızla evlen diye demiyor muyum? Evet. Fakir kız alın diyorum fakir. Çalışıyorsun bak. Öncelikle özür diliyorum. Senin kıyafetine uygun bir şey bulamadım. Yani başka bir şey gibi. Yani sen geçen gün demedim Ayşan. Dedi ki ya Seda abla dedi. Çağla'yla 10 yıl program yaptım. Bir kere şey dedi denk düşüremedim. Uğur Aslan ne yapıyor bana dedi. Bana dediler ki Uğur'un odasını alalım seni. Orada ceketler var. Evet, girdim bak. Kayboldum ceketlerin içinde. O şey kaybolursun. Olmadı yani. Neyse ciddi olalım. Yani evet. Alişan'ı fakirle evlendi mi? Zenginle evlendi de kız biraz bir şeyler alsın çocuğa. Yok. Mat o orta fakirle olsun. Fakirle evlensinler. Orta. Ben onlara öyle orta. Diyorum. Kısmet fakir, her fakir şey. Ne kadar kalabalıkmış burası. Şeyden şeye görünüyor. Burası tabii az görünüyor. Görünmüyor mu ekrandan o kadar? Ekranmış var. Daha alamadıklarımız var. Bekletiyoruz orada. Herkese bak, hayırlı talipler var. Diliyorum öncelikle. Alişan hazır gelmişken benim bir işim var. Gideyim iki dakika yerime bakar mısın? Cuma'ya gittim geleceğim. Evet. Ne yapacağız?
Seni de evlendirelim gelmişken locaya otur. Ya ben buradan direkt taliplerime sesleneyim. Seslen hadi. Ararlarsa sen hadi benim seslen. Telefonla ara ben hemen evden çıkar gelirim. Mesela adayları annene gösteriyor musun ilk önce? İlk önce değil de sonrasında mutlaka tabii ki görüyorum. Sonrasında. Senin evet. Kafana yatıyorsa değil mi? Tabii ki. Tamam Oğulcan da öyle yapıyor. Ciddi anlamda. Şimdi buradan taliplerine seslen. Nasıl biriyle evlenmek istiyorsun bir anlarsın. Özür dilerim Uğur bir şey söyleyeceğim. Alişan diyor ki ben burada oturamam çok yoğunum ama taliplerime sesleneceğim. Böyle bir şey olduğunda benim anlattıklarıma uyan bir kız geldiğinde beni arayın hemen geleceğim diyor. Evet hemen geleceğim. Evlenmemiş. 25-26 arası o bir sene çok önemli. 25-26 arası. Evet. Güzel. Sonra? Ondan sonra ailesiyle birlikte yaşaması güzel olur. İstanbul'da yaşarsa iyi olur. Hafif etine dolgun. Hadi ya. Tabii çok zayıf kız ben çok, hoşlanmıyorum. Bak kızlar görüyorsunuz çok, değil mi? Çok zayıf değil. Hafif böyle şey olsun balık etli olabilir. Soru almak istiyorlar. Evet. Sormak evet. istiyorlar. Evet Erkan sordu şey Yılmaz. Efendim? Sarışın kumral bir ayrıcalık falan tanıyor musunuz? Yok eskiden vardı da şu anda yok. Şu anda öyle bir şeyim yok. Yılmaz. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Peki siz taliplerinizi arama geldiniz de yaka kartınız yoktur. Halkı burada yazıyor. Yaka Yusuf. Kartı yapıyorlar. Merhaba Ali Şey. Merhaba. Çok popülersin seni izliyorum. Sağ olun. Geçen aslında, gün iki kız senin için kavga etti onu gördüm. Yanınıza gelmek istiyorum da bir şey söyleyeceğim yazık. Aslında da. Uğur Bey, evet. Ali Bey sizden bir merakımız var. Acaba buyurun. Çoraplarınızı sıyırsanız pantolonlarınızı merak ediyorum. Geçen izledim dedi ki sıyırıp bir şey göstereceğim dedi bayağı. ben de rövanş almaya geldim. Ben de pantolonumu sıyırıp Uğur Bey'e bir şey göstermek istiyorum. Hadi sıyır. Reklamlardan sonra. Çoraplarınızı gösterin. Bak çocuk deşik. Sen de göster Uğur çorabını. Biz ama Alişan'la ikimiz çok terbiyeli Uğur çocuklarız. Uğur çorabı kırmızı mı yoksa? Biz aşağıdan yukarı sıyırız. Yok benim siyah bugün. Peki. Siyah giydiğim için siyahım. Bektaş soru soracak Alişan'a. Hep erkekler soru soruyor anlamadım. Neyse. Kızlar hoş geldiniz. Büyülendiler şimdi. Şu anda Alişan'a bir tane talip çıktı. Yanında Okşan talip olmak istiyormuş. Gökşen. Şimdi söyledi. Evet tabii Gökşen. Balık eti deyince balık Gökşen. Eti. Evet. Tabii. Zeynep al bakalım mikrofonu soru sor bakalım. Zeynep. Alişan'a soru sor. Merhaba. Yaşı merhaba. Yaşına uygun. Bir kalk gel bakalım yavaşça oradan kalk. Evet. Biz yurt dışına geldik. Almanya'dan geldi Zeynep. Zeynep Alişan, Alişan Zeynep. Merhaba. Tanıştırmış olayım ben. Buluşturma yaptık şu an. Evet. Ama oturalım böyle olmaz ki. Oturun evet. Acık kalkın siz. Zeynep geç mikrofonuna sen. Oturalım. Evet. Zeynep merhaba. Sorularını sor annem sen. Nereden geliyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Ya da yaş sorma. Erkeklere de kadınlara da yaş sormayalım. Sen sanatçının de kendini yaşı tanıt olmaz. Zeynep. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Yaş kaç? Yaşım kaç gösteriyorum? 30. 30 evet. Tamam. Evet. Yani 76 doğumluyum. Ama hiç evlenmedim. Hiç evlenmediniz. Aslen neredesiniz? Aslen Bingöllüyüm. Siz neresiniz? Ben aslen benim babam Ordulu, annem Malatyalı. Ne güzel, karışık. Sen de yaşını söyle çocuğum. Siz de evlenmediniz değil mi hiç? Ben hiç evlenmedim. Yaşını söyle. 23 yaşındayım. Aa ne güzel. Almanya'da, medyada çalışıyorum sekreter olarak. Evet. Evet. Aynı sektördeniz, ben de medya sektöründeyim. Daha? Alişan şimdi genel bir şey soracağım, sırf Zeynep için değil. Buradaki erkeklerin çoğu eşlerine, kız arkadaşına mini etek giydirmek istemiyorlar. Senin evet. durumun nedir bu konuda kıyafet meselesinde? Öbür kıyafet önemli. Ben de çok fazla giymesinden yana değilim. Mini giydirmem diyorsun. Yani evde benim yanımda giyebilir ama dışarıda çok fazla... Evet, güzel. Evet. Böyle... Hayır. Biraz... Şuna güzel dedim. Yani Alişan gibi düşünen gençlerimiz var demek istedim. Zeynep o... biraz kısa giymiş ama... Zeynep ya ben hep böyle... Ne derdin buna mesela? Sonuçta televizyon. Tabii ki ben normalinde böyle giyinmiyorum. Yani rahat bir şey giyiniyorum, pantolon falan. Dinlerdim, eşimin sözünü dinlerdim diyor musun? Ya bunu konuşmak gerekiyor. Ha. Giydirmem.
gidilmez. Kesinlikle gidilmez. Peki Gamze oradan soru soracak. Gamze soru sor bakalım. Mikrofon, mikrofon. Seda ablacığım bir kere daha kadere küstüm. Neden? Ya. Yaştan kaybettik. Şansımı deneyemiyorum bile yani. Aa. Kaç yaş? 20. Ha, 20 çok, evet. 25-26'ydı kaybettik yani. Ha, 23'te kaybetti mi şimdi Zeynep'te? 23'te ama çok, biraz, biraz çok küçük. Oturaklı, bak benim kızlarım çok terbiyelidir, saygılıdır. Oturmasını kalkmasını bilirler. Biraz söz biraz dinleyenler. Böyle hani 25 ve üstü olsa daha iyi olur. Çünkü ben artık yaşım gereği. Sen kaçsın ki 20? 76'lıyım ben artık, 39 yaşındayım. Öyle mi ya? Tabii. Peki o zaman madem ki bir yaş şeyine takılındı, karar anı yapılsın. Karar anı başlasın. Ben mi söyleyeceğim? Ben söyleyeceğim. Tamam. Öyle yalnız öyle dokunmak falan yok. Yok, hayır. Burada tam görücü usul evlendiriyoruz. Tamam, pardon. Ha, kararımı açıklıyorum. Zeynep Hanım'a buraya geldiği için, pardon ben geldiğim için kendime teşekkür ediyorum. yaş dolayısıyla kararım olumsuz. Çok teşekkür ederim. Taliplerimi bekliyorum. Sıradaki talipleri. Peki. Hadi bakalım, harika oldu. Sen aslında kime geldin onu da söyle, nereye geldin? Ben aslında yukarı geldim, Kral TV'ye geldim. Evet. Mehmet abi, Mehmet Gezegen'e. Gezegenimize geldi, Seda ablama da bir uğrayayım dedim. Kralın kralı, Gezegen Mehmet, Mehmet Akbay, seni çok seviyoruz. Bizden de selam söyle sen, Mehmet. Evet, Alekşen. Bizden de selam söyle. Seda ablam, çok teşekkür ediyorum. Aa, evet, ha ne kadar. Şarkı istiyorlar. Gitmeden önce bir şarkı. Mikrofonu alalım. Hadi bir tane. Şarkı almadan bırakmıyoruz hadi. Seni hadi. Peki bir yukarıdan gelmeyecek değil mi Canlı Hoca? Billahi alayım o zaman. Ah ne yar yar, yine başımdan sevdan. Ah ne yar yar, geceler karazından. Ah ne yar yar, bir parçacık canım kaldı, onu da sen. Sana olan duyguları bir bilebilsen, anlayabilsen, belki severdim. İçimdeki hasretini bir duyabilsen, anlatabilsen, belki sana sevdiğim diyemem. Yalan, 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 yalan. Vallahi yalan. İnan ki yalan. Sen kara sevdansın beni. Duman, 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 duman. Hasretim tüter İçimde. Thank you.
Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı sağlıklar dilerim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz Alişan geldiğin için. Annem. Çok teşekkürler. Selamlar, şimdi, saygılar. Alkışlıyoruz Alişan'ı, Alişan. Teşekkürler. Alişan'ı buraya programa balas bandıras içeriye atan Erkan Çelik. İyi oldu Erkan. Bundan sonra gezegene kim geldiyse buraya at. Orada dursa. Herkesi buraya at. Gezegene gelene evleneceksen gel bedava yani. Promosyon olarak buraya çıkarıyoruz. Promosyon. Hakan nereye gitti? Şemdem'in talibini ne yaptınız? Gel. Hakan gel. Ay çok iyiydi. Erkan Bey bir şey söyle Seda Hanım. Ne oldu? Akşam Erkan programları Çelik, var tabii. Şu an ekrandasın. Yıldız TV'de bu akşam Yıldız TV'de Coşkun Yıldız'la Erkan Çelik birlikte şarkılı, şiirli, muhabbetli bir programa başlıyorlar. Her çarşamba. Hayırlı saat olsun. Kaçta? Mikrofon alıp akşam söyler misiniz Erkan Bey? Akşam 10 ile 12. Rica ediyorum, beni bağırttırıyorsunuz oraya doğru. Anons edin. 10. Açık açık. 10 ile 12 arası. 22.00, 22.00. Arası. Her çarşamba? Her çarşamba. Bu akşam ilk programı. Nerede? Yıldız TV. Konuk kim bugün? Yeliz Aram. Çok sevdiğimiz kardeşimiz. Sizleri de bekliyoruz inşallah. 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 Sürprizlere açık olun. Tabii. Evet. Erkan Çelik gidebilirsiniz. Seyirci olarak gidebilirsiniz. Davet ederse. Davet edersen geleceğiz diyor Yusuf. Bir gelelim bir gün. Peki. Kararlar için Gürkan ve Günal geliyor. Günel geliyor. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Harika görünüyorsunuz ya. Hoş geldiniz. Harikasınız. Buradan ne karar çıkacak? Şebnem'in Hakan'a cevabı ne olacak? Müjdat'tan Gamze'ye açık mesaj. Yarın bana şans verse, yarın, ben bunu yarın için söylüyorum, bir daha talip olurum yani. Gamze tarafından bir kez reddedilen Müjdat nasıl ikinci şansı istedi? Yani sana ikinci şansı verirse talip olurum abi. Talip olur musun? Aynen olurum abi. Peki Gamze, Müjdat'ın bu isteğine ne yanıt verdi? Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Gamze, Müjdat'ın hangi huyunu düzeltmesini istiyor? Ben söylüyorum bunu. Gelecek adam da öyle gelsin. Birazdan canlı yayında. Tayfun'u bir kalemde silen Avrupalı Zeynep'e sürpriz talip. İlgimi çekiyor. Nurullah, Zeynep'e olan ilgisini nasıl ortaya koydu? Yani şimdi Tayfun'la benim aramda dağlar kadar fark var abi. Peki Avrupalı Zeynep, Nurullah'ın bu ilgisine ne dedi? Buyursun gelsin o zaman. Birazdan canlı yayında. Evet, evleneceksen gel devam ediyor. Günel burada, Gürkan burada karar için. Şebnemler görüşmede. Önce Şebnem'in karar anı yapalım. Hadi bakalım. Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ben kalkayım diyorsun. Peki. Hakan, devam ediyor musun bizimle? İşinden dolayı devam edemeyeceğim. Tamam, aramıza hoş geldin. Buyurun. Buyurun. Gürkan ve Günel, buyurun oturun. Yusuf bunları... Yusuf bunları bıraktı, al. Ne bunlar? Göster kameraya. Yusuf'un... Efendim göstereyim şöyle, mavi boncukları. Bunlar, senin dağıttığın mavi boncuklar. Dur görsün yönetmen, görmedim. Sesim geliyor mu? Şöyle tut. Uğur Bey, şöyle yaptım. Mavi boncuğu aldım. Evet. Tüm arkadaşlara, sadece bayanlara verdim. Teker teker gerçeği yani kanıtlamak için, adalet yerini bulsun diye. Ha. Hani diyorlar ya, erkeklerimiz diyor ya, bayanlara mavi boncuk dağıtıyorsun. Ve şimdi lojadaki arkadaşlara sesleniyorum. Hepinize mavi boncuk verdim değil mi arkadaşlar? Verenlere el kaldırabilir mi? Yılmaz Ayrıca. Tamam bak, İyi, tüm tamam. Bayanlara vermişim. İyi. Maşallah. Bravo. Sağ olun. Tamam, iyi. Nurten aldın mı sen de? Aldın, hadi bakalım. Nurten Hanım da aldı. İyi, Nurten peki. Yanlış anlamasın. Evet, Gürkan ve Günel ne yaptınız? Anlatın bakalım. Günel nasıl geçti? Güzel geçti mi? Ne yaptınız kız? Anlat. Sen anlat. Konuş, konuş. Abla şimdi bunun dili Azerbaycan'a biraz şey olduğu için, daha ha. çok olsun. Yakın olduğu için. Konuş hayatım. Konuşmamasından dolayı ben de biraz şey oluyorum.
Ha, anlaşamıyorum dünden benle. Konuş, biz anlarız. Azerice de anlıyoruz. Sen konuş, rahat konuş. Ne tanışım hemen? Ne diyor? Ne diyeceğim ben diyor. Ne yaptınız, ne yaptınız? Anlat bakalım. Hiç. Hiç. Konuştunuz. Şimdi biz dün buradan çıktık Seda abla. Çay içirmeye koltukta götürdüm. Koltukta sallanma. Heh. Çay içirmeye götürdüm. Bir de bir yemek yedik. Biraz muhabbet tamam. ettik. Fazla şey yapamadığından dolayı bazı söylediği şeyleri anlayamıyorum tabii. Ha. Doğal olarak. Bazı lafları değişik. Evet. Biraz da bana şey geldi. Hani bazı kelimeleri sanki böyle ağır konuşuyormuş gibi geldi de normalde şeymiş. Azerice'de o. Tabii doğru. Bir daha şeymiş aslında. Yani. Normal bir konuşmaymış. Evet. Annesiyle birazcık herhalde mamasıyla. Yok, mamam için çok darıkmış ha. Ne diyor maman? Ne diyor maman? Konuşamıyorsun hep deyir. Doğru söylüyorsun. İfade edebilirim çünkü Türkçe az bildiğimden. Azerice konuş bacım. Sen Barış. Konuş Türkçe, Azerice biz anlarız. Mama sen, mamamı salamlayıram, seni çok istiyorum. Düz özümü ifade edebilirim. Bu arada ifade etmediğim için çok havalıymışsın. Saygısızmışsın konuşmuşlar. Lojada öyle bir şey çıkartmışlar. Öyle anlaşılıyor. Ama aslında öyle değilim. Çünkü Türk dilinde yani az fazla bilirim. Fazla bilmiyorum diyor. Bilmiyorum. Öyle bir şey çıkarmamışlardır demezler. Çekingen biraz Günel görüyorsunuz. Hem de çok heyecan var. Evet, hem heyecanlı hem çekingen. Hem de çok fazla Türkçe'ye çeviremiyorum diyor. Ama bak ne güzel annene selam söyledin, annenle konuştun. Böyle konuş ya. Rahat ol sen. Biz tamam. Seni anlıyoruz. Tamam. Azerice konuşurum o zaman. Senin gülen yüzün yeter. Teşekkür ederim. Değil mi Gürkan? Evet Seda abla. Peki yani neye karar verdiniz? Vallahi Seda abla ben şimdi olumlu bakıyorum. Aslında gerçekten yani. Hani hoş da bir bayan, güzel de bir bayan. Evet. Yani kendime de yakıştırdım. O da tabii beni kendine yakıştırdı. Bir şey söyleyeceğim. Aslında her erkeğin istediği. Fazla da konuşmuyor. Ne güzel. Vallahi orası da güzel tabii Seda abla. Bilmiyorum gene dünden bugüne bir şey değişmemiştir diye düşünüyorum. Günel, dünden bugüne bir şey değişmemişse diyor Gürkan. Ben Günel'le devam etmek istiyorum diyor. Sen istiyor musun? Sen ne istiyorsun? İşte bu var Seda abla. Dün de Gürkan mı dediniz Uğur abi? Bilmiyorum dedi. Hayır bulamıyor. Türkçe karşılığını bulamıyor ya. Anlamıyorsunuz kızı. Ben anlıyorum. Şimdi devam etmek mi istiyorsun? Beğendin mi yoksa başkaları mı? Sen Azerice söyle ben tercüme edeceğim. Söyle sen. Şimdi Seda abla şöyle bir şey var. Benim kriterlerim evlenip ayrılmış olmasın evet, demiştim. Biliyorum. Çünkü ailemden dolayı. Şimdi Günel evlenip ayrılmış olduğu için o bu yönden birazcık korkuyor da ben... Sorun mu yapıyor onu? Evet. Problem mi Günel o? Evet problem. Senin açından problem. Yarın bir gün bir problem olur aramızda diyorsun. Evet. Ama çocuk yoktu senin değil mi? Hayır yoktu. Evlenip ayrıldığın çocuk yok. Yok. Gürkan bunu sorun etmiyorsa, Gürkan için problem olmayacaksa ileride senin için niye olsun? Olur, ikimiz için de olur. İkimiz için. Yok problem. Ben ilk defa hani problem etmiyorum bu konuyu. Yoksa annem hayatta kabul etmez biliyorum. Gene de ben dedim ki eğer benimle devam etmek istiyorsan kısa da bir evlilik yaşamış. O yok, zaman uzun... demek ki ama Günel haklı. Anne faktörü, aile faktörü var. Diyor ki problem çıkar diyor. Şimdi çok narin bir insan Seda abla. Annesine karşı da benim aileme karşı da çok... Çok narin. Yani tek bir kelime gelsin istemiyor. Peki. Bence daha net karar peki. vereceğiniz bir gün konuşalım. Sen ona öğret ne diyeceğini. Tamam Seda. Açıkça anlat. Ondan sonra hadi gidin çocuklar. Tamam. Evet yeni bir buluşturma. Gamze geliyor. Müjdat'tan Gamze'ye açık mesaj. Yarın bana şans verse, yarın ben bunu yarın için söylüyorum, bir daha talip olurum yani. Gamze tarafından bir kez reddedilen Müjdat nasıl ikinci şansı istedi? Yani sana ikinci şansı verirse... Talip olurum abi. Talip olur musun? Aynen olurum abi. Peki Gamze, Müjdat'ın bu isteğine ne yanıt verdi? Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Gamze, Müjdat'ın hangi huyunu düzeltmesini istiyor? Ben söylüyorum bunu. Gelecek adam da öyle gelsin. Birazdan canlı yayında...
Evet, birazdan canlı yayında bakalım neler olacak. Sırada bir buluşturma var. Gamze geliyor. Buyurun efendim. Bir tane Türk aşkım, mum gibi eriyorum sana. Senden başkası yalan, tutun bana hiç bırakma. Bir tane Türk aşkım. Hoş geldin Gamze. Hayır hayır, şuraya gelsin, şuraya şuraya. Evet, kim geliyor? Davet ediyoruz. Gamze'yi istemeye Oğuzhan Bey geliyor. Buyurun Oğuzhan Bey. Olsaydım, olsaydım, ben yağmur olsaydım, düşseydim bulutlarda, kirpikte dursaydım. Olsaydım, olsaydım, ben yağmur olsaydım, düşseydim bulutlarda, kirpikte. Oğuzhan, hoş geldin. Buyurun konuşun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyorsunuz? Esenyurt'tan geliyorum. Yaşınız kaç? 29 yaşındayım. Hiç evlilik yapmadım. Ben bir defa evlendim, ayrıldım, çocuğum var. Benim için sıkıntı olmaz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Tekstil işiyle uğraşıyorum. Ya, tekstil dediğim öyle küçük bir yer değil. Koca bir fabrikada çalışıyorum. Evet, güzel. Bak, takım elbisesini giymiş, güzel hazırlanmış, seni istemeye gelmiş Gamze. Ciddiye almış. Ben erkeklerde bilmiyorum, takım elbise sevmiyorum. Hah, buyurun bakalım şimdi. Evet. Erkeklerde takım elbise sevmiyorum. Spor. Demek ki sevmeyen de var. Olsun, evet. Takım elbise, her erkeğin bir takım elbisesi olmalı dolabında. Doğum gününde, nişanda, düğünde olabilir. Evet. Evet, yani. Başka? Yine göz göze geldik ve... Biri de takım elbise hiç sevmez de, kulakları çınlasın, hiç sevmez. Zor giydirdik Özer. Bir gün, benim hatırım için giydi, benim. Nişanında mı ne giymişti orada? Değil mi Özer? Al mikrofonu Özer. Seda Hanım, ben yanlış hatırlamıyorsam, bu programa başladığımdan beri iki kere giydim. İki kere giydim. İkisi de sizin yoğun ısrarınız, yani sizi kıramadığımı biliyorsunuz, o yüzden hiç giydim. Hiç sevmez takım elbise. En sonunda ondan önce sadece evlendiğim gün giymiştim, hiç sevmem. Bu da birilerine duyurulur. Birilerine duyurulur. Artık bilmeyiz. Müjdat da çok seviyor takım elbise, ceket giymeyi sever. Aday evinde gene Müjdat dedik de, aday evinde gene bir sürü konuşmalar olmuş. Erkan burada, Müjdat konuşmalar geçmiş aralarında. Erkan mikrofonu al, Müjdat sen de al, hazır olun. Önce VTR'yi izleyin, soracağız size. Müjdat'tan Gamze'ye açık mesaj. Yarın bana şans verse, yarın, ben bunu yanlış söylüyorum, bir daha talip olurum yani. Gamze tarafından bir kez reddedilen Müjdat nasıl ikinci şansı istedi? Yani sana ikinci şansı verirse... Talip olurum abi. Talip olur musun? Aynen olurum abi. Peki Gamze, Müjdat'ın bu isteğine ne yanıt verdi? Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Gamze, Müjdat'ın hangi huyunu düzeltmesini istiyor? Ben söylüyorum bunu. Gelecek adam da öyle gelsin. Ada evinde moralsiz görünen Müjdat'ın aklı bir kez reddedildiği Gamze'deydi. Gamze'ye düzgün bir düğümüyle gittim. Ve lojanın Seda Sayan'ın yakıştırmasıyla gittim. Sanki ikinci bir şans ister gibiydi Müjdat. Ama Gamze bana... Peki size şans verse abi? Yarın bana şans verse, yarın, ben bunu yarın için söylüyorum, bir daha talip olurum yani. Yani ikinci bir şansı verse kabul eder misin? Ederim abi. Açık açık Gamze'ye mesaj yolluyor, yeniden deneyelim diyordu Gamze. Ben yarın da talip olurum yani. Yani sana ikinci şansı verirse... Talip olurum abi. Talip olur musun? Aynen olurum abi. Kızlar evinde de Gamze'ye soruldu Müjdat konusu. Niye Müjdat gelse bir kere daha şans istese ne dersin? Bence evet dersin. Gamze Müjdat'tan hoşlanıyordu ama ilk kararı olumsuz olmuştu. Müjdat'la uyumlu görememişti kendini Gamze. Şimdi Müjdat çok kıskanç biri. Aşırı derecede kıskanç. Kıskanç olması hoşuma gidiyor mu? Gidiyor. Evet, yakışıklı birini istiyorum. Ama ben Müjdat'ta onu göremiyorum. Burada çok yanlış konuşuyor. Gamze, Müjdat'tan özgürlüğünü kısıtlamamasını istiyordu. Kısıtlaşıyorlar. Beni kabul edecek adam böyle kabul etsin. Ben söylüyorum bunu. Gelecek adam da öyle gelsin. Ben sadece Müjdat bu hareketlerini düzeltmediği sürece... Ha, düzelse olur ama. Düzelse ileride belki olabilir. Müjdat'a şartlı yeşil ışık yaktı Gamze. Müjdat bana tamam desin. Hiçbir şeyime karışmasın. Ben bunu gözlerimle göreyim. İleride neden olmasın. Belki olabilir. Evet.
Oğuzhan biliyor muydun daha önce Müjdat'la Gamze'nin bir buluşması oldu? Uğur sana söylemişti. Ben biliyordum. Ve Gamze Hanım olumsuz dediği için... Olumsuz demişti. Tekrar evet. Talip oldun. Ondan sonra o yüzden talip oldum tekrardan. Peki önce konuşun sonra Gamze her şeyi duydun. Zaten kızlar evinde de konuşulmuş. Sonra Erkan ve Müjdat'tan yorum alacağım. Siz biraz birbirinizi tanıyın. Hocam soru var sorabilirsiniz. Ben yaş aralığını 24-28 demiştim zaten. 29 yaşındasınız. Kesinlikle olmaz. Niye? 28'den bir kuruş şey olma yukarı olmaz yani. Müjdat 28. Özer'in yolu kapandı mı şimdi? Evet. Özer talip olmayı düşünüyor muydun sakın sen? Edin. Düşünüyordun. Şimdi ben o konuda bir açıklık getireyim Seda Hanım. Biz o gün sanırım VTR'lerde yayınlandı. Biz arkadaşlar hep beraber oturuyorduk villada. Konu geçti. O zaman Gamze de yeni gelmişti. Hatta Müjdat çıkmış mıydı çıkmamış mıydı onu da bilmiyorum. Yeni bir bayan geldi dedi Erkan. Hatta sen de dedi orada hani poğaça veriyordun dedi. Ben dedim ki yani sıraya girmesin diye ben istiyorsan bir tane alayım dedim. O şekilde oldu. Bana sordular nasıl birisidir dedi. Yani görsel olarak çok güzel bir bayan dedim. Yani hoş bir bayan dedim. Çünkü zaten benim artık herkes biliyor yani sarışınlara karşı bir zaafım var. Hoş bir bayan. Çok fazla bir muhabbetim yok dedim. Öyle kalmıştı muhabbet. Ama tabii yaş farkımız var. Ama yani çok fazla bir yaş farkı da yok. Çünkü geçen sezonda da bana 22 yaşında, 23 yaşında gelen insanlar da olmuştu. Ben bir de burada hani hepimizin amacı evlenmek. Yani yaş farkı ki olmuş olmamış. Benden büyük de olabilir, benden küçük. Bir yani de sonuçta... Gamze erken anne olmanın olgunluğunu da taşıyan evet, bir genç bir kadın. Evet. Olgun bir kadın yani. O yüzden de bu biraz da bu gönül işi. Ha ben tabii ki saygı duyuyorum yani o bir şey hissediyordur, hissetmiyor ona ben bir şey diyemem. Ben Gamze'yi kafa olarak da olgun görüyorum. Olgun. Evet, yaşı gibi davranmıyor çocuk olgun. Yani. Olgun bir kız. Yani ben o şekilde söyledim. Ama tabii ki son karar kendisinin ben bir peki, şey diyemem. Peki, Erkan ne oldu Müjdat'la? Ne konuşmalar geçti aranızda? Ya Müjdat'la da daha önceden de bu konuda konuşulduk. Gamze olayını. Daha çünkü Gamze buraya geldiği günden beri Müjdat'ın onda bir aklı vardı zaten. Yani geldiği günden beri etkilendi ondan. Evet. Şimdi geçen de bu olumsuz olduğundan dolayı üzüldü. Yani Müjdat'ı bildiğinden dolayı bayağı bir üzüldü yani. Tekrar talip ol falan. Takip ediyordu doğal olarak yani. Takip konuşuldu. Ediyordu. Ve bundan dolayı da abi talip olacağım diye söyledi. Ben de şaşırdım yani. Sen ne diyorsun Müjdat? Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ilk geldiği zaman annesi Müjdat falan... hasta bu arada. Geçmiş evet, olsun. Evet, geçmiş. Çocuğun yüzümüzü kabarmış. Bir aynen şey de dokunmuş sana. Yok stresten Seda abla ya. Yani stresten. Gamze'nin böyle... yüzünden böyle oldu. Ya olabilir. Gamze'nin yüzünden olabilir. Neyin stresi? Evet. Dün sen Şebnem'le mi? Şebnem'in stresi mi? Şebnem'le görüştün. Yok. Şebnem'le kesinlikle. Şebnem'le dün değil. Ondan önceki günde. Ondan önce. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Hani... ben ne zaman birine bir talip olduğum zaman veya birine bir şey duyduğum zaman birkaç tane arkadaş hemen böyle balıklama atlıyor. Bu hiç hoşuma gitmiyor. Hiç hem de hiç gitmiyor. Şimdi Gamze Hanım, ben dün de villada Erkan'la böyle konuştuk. Hatta yani oradaki arkadaşlarla konuştuk. Bana dedim bir şans verseydim ben o şansı bir değerlendiririm dedim. Hani ikinci şansı bir de oturup bir de aday olurum dedim. Ha Gamze normalde iyi biri, olgun biri. Siz de biliyorsunuz zaten, siz kendiniz de söylediniz. Çok olgun biri ama atarlı yönleri var. Ha o yüzden... Kendisi de zaten az önce söylüyor diyor ki Müjdat kıskanç diyor. Hani ben giyim konusunda tabii ki burası sonuçta bir evlilik forumu. Yani normal şekilde giyinebilir. Ben takım elbise giyiyorum evet. Ama dışarıda spor tarzda takılıyorum zaten. Sadece bura için takım elbise giymek zorundayım ben yani. Hani burada... öyle düşünüyorum yani. Ha Yılmaz gibi. Yılmaz'ın ne giydiği belli değil şu anda. Ben Yılmaz gibi mi giydiğim? Oğuzhan yani. Daha önce görüşmeleri olduğu için konuşabiliyoruz bunları. Yanlış anlama yani. Yok sıkıntı yok. Bir de biliyorum sana, zaten daha ne olduğunu biliyorum. Ben bir de Gamze sana kafadan olumsuz gibi böyle sözler ettiği için konuşuyoruz. Gamze tekrar Müjdat'ın şansı olabilir mi sana karşı? Bence burada konuşalım hepimiz daha iyi değil mi? Tabii. Evlerde konuşacağınızı değil mi Erkan? Kesinlikle evet. Seda Hanım burada. Ne diyorsun? Ben şöyle diyeyim, geldiğim günden beri locadan kesinlikle kimseyi istemiyorum dedim. Çünkü sürekli herkesin ismi birbiriyle anılmış. Sürekli her şey başa dönüyor. O yüzden istemedim locadan kimseyi. Müjdat sana da bunu söylemiştim ben. İlk çıkmadan yani nasıl diyeyim talip olacaktı yine o zaman da dedim. Müjdat yapma biz böyle iyiyiz. Sohbet ediyoruz. Arkadaşlığımız bozulmasın. Şu anda düşünmüyorum ama belki ileride olabilir. Sen gerçekten çok aşırı derecede bak. Kıskanılmak benim hoşuma gider. Ama sen aşırı derecede çok kıskançsın. Seninle ben bir yere gittiğim zaman ben seni mi tutacağım? Eğlenecek miyim onu bilemiyorum.
Sürekli kavgaya yöneliyorsun. Her şeyde. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dün... Güzel konuşuyor ama kız. Evet, mantıklı düşüneyim. Hani villada da demiş hani giyim tarzı olarak. Ya bir insan tabii ki yani kıskanmak şöyle bir kıskanmak. Yani o derece kendime getirmedim. Tabii ki de hani insanlarla konuşuyorsun. Biraz benim şey yapıyor yani üzüyor beni. Bu da tabii ki normal bir şeydir. Ama sen bana şunu şu bugün bu cevabı versen ben ileride seni düşünürüm dersen ben yokum bu iş içinde. Ben hiçbir zaman ikinci plana düşmek istemem. Yani hani şöyle bir muhabbete girmek istemem. İşte ben onu gözetim altına alıyorum yok falan filan. Öyle bir muhabbeti sevmiyorum. Ya aklımda ben olacağım. Ha ileride 15 gün sonra iyi ama, 15 gün sonra müjdat oldu. Kızın istediklerini yerine getirebilecek misin oğlum? Kız diyor ki çok kıskançsın diyor. Tamam da Sedan da o imkanı vermedik. Hani bir dışarı gidip bir gezmedik, bir sohbet etmedik ki. Yani o dereceye gelmedik. Annesi falan gelmiş o zaman. Düşün bunları yapamadan ben kızı. Neden buradan çıkıp gezeyim seni öyle tanıyayım ki? Beni mesela için... ben seni geldin hayır dedim. Kararım olumsuz evet. Ve müjdat sen aşırı derecede kıskançsın. Beni locadaki kimseden kıskanma dedim. Ben selam versem sen gittin Yılmaz abiye çattın. Başka biriyle konuşsam başka birine gittin bir şey söyledin. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sen bunu kendin Sedan, söylüyorsun. Bir dakika. Müjdat, Erkan bir şey söylesin. Sen bana ne kadar annem. Değer veriyorsun? Veriyorsun değil mi? Müjdat bana bu konuya geçip zaman gelip de abim niye böyle falan diye söylüyorum. Çünkü biliyor. Ama doğal olarak Yılmaz herkese şey şimdi dağıtıyor. Erkan abi ne olursa olsun ben buradaki herkesle selamlaşabilirim, konuşabilirim. Ya buna kimse karışamaz. Doğru, ben ne şey zaman demiyorum. Ben nişanı taktığım gün nişan olur, bir şey olur. Ondan sonra kimseyle muhatap olmam. Doğru söylüyor Erkan. Kızın yaptığında bir şey yok. Birbirinize selam da şu mı şu anda ben neden herkese düşman kesileyim? Müjdat, şimdi, örneğin sen. Talip geldin, ben sana hayır dedim. Bir hafta boyunca biz seninle hiç konuşmadık değil mi? Sen ne yaptın bana karşı? Ben kim beslemedim, sadece üzüldüm. Konuşmadın sonuçta. Ha, konuşmadım, tabii konuşmamın bir anlamı olmuyor yani. Ben kalkayım da seninle ben ne konuşayım? Hayır. Yılmaz, Yılmaz'a abi diyordun, sen bunu kendin söyledin. Yılmaz demiş ki ben senden hoşlandım demiş. Bu da beni üzdü yani. Hani öyle demedim, sen tamam. Kendin söylemedin. Evet, ve ben o günün villada, Yılmaz o zaman dışarı çıkmıştı, alışverişe gitmişti. Aradım dedim ki Yılmaz dedim villadayken. Sen dedim Gamze'ye karşı bir şey hissediyor musun dedim. Yok dedi bana. Ondan sonra Gamze'ye karşı bir şey hissetmiş. Bunu ne oldu Yılmaz? Kendin söyledin evet, zaten. Tabii ki kıskanırım yani. Aslında ben yani Gamze'yi hiç kimse suçlamasın. Haklıdır. Yani giyiniş tarzı zaten belli. Ben Gamze'yle evlenmek istesem kıskanmayacağım. Ben böyle kabul edeceğim. Tabii Gamze'ye söyledim ben sana karşı bir hissim var. Aslında jestim ona karşı olacaktı. Ama sana Müjdat sorduğunda hayır yok demişsin. Müjdat beni aradığında... dedi ki sen Gamze'ye talip olacakmışsın. Ben niye Müjdat'a diyeyim ki ben talip olayım? Gamze de vardı zaten yani. Ben niye? Hayır Gamze yanında. O zaman var tabii canım şeyimiz vardı. Var mıydı? Görüşmemiz vardı yani. Aradığım zaman. Görüşmeniz yoktu. Yoktu. Hayır. Ben yanlış. Sen beni aradın dedin ki sen Gamze'ye talip olacakmışsın. Yani arkadaşlar ben size soruyorum. Böyle bir şey yoktu. Kimsenin nikahlı eşi değil ki ya. Olumsuz olduktan sonra herkes talip olabilir. Tabii ki. Öyle değil mi? Bunu biz söylüyoruz size. Şimdi Yusuf'u ben misal ama veriyorum. Ama Müjdat da diyor ki bak Gamze ben... Müjdat da haklı. O yüzden de uzak durdum diyor. Ne konuşayım diyor yani. Yani ben ne konuşayım bir hafta ve sen kendin zaten dün de bunu söyledin. Yılmaz dedin ki benim abim dedin öyle demedin mi? Dün söyledin buradan söyledin. Ya saygıdan dolayı abi diyor. Ya ne saygısı ya Allah'ını söylesin Yılmaz. Geç bunları Gamze, ya. Evet. Geç şimdi bunları. Yusuf'a gelince benim daha karar anım olmamış. Gidip durmadan kızla konuşuyor. Ben bunu nasıl kabul ederim? Ben o yüzden Gamze'yi sevdim. Ya şimdi Sedan'ım şöyle bir şey. Demin Yusuf'u övüyordun. Yerlere göklere sevdim. Hayır doğru söylüyor. Sedan o konuda bir şey söyleyeceğim. Bak, hey bir dakika bir dakika. Ya, ana haklı, nasıl fırsatçılara bak. Hayır doğru söylüyor. Ya şu fırsatçı. Fırsatçılara bak. Esra ile mi? Nerede Esra? Evet, Esra kim? Ola. Kim? Esra nerede? Esra'yı bir çağırır mısınız? Evleneceğim. Bir doğrulasın. Ya sizlerin var ya yüzünüzü ortaya çıkartacağım. Senin de. Örnek oldun. Hangi Gamze? Ay bir dakika bekleyin, bekleyin. Esra gel. Bir dakika. Bekleyin. Ben kimden konuşuyorum? Esra şöyle bir şey iddia edildi tatlım. Yılmaz ya. Dedi ki Esra ile daha tam yani doğru hakikaten ben dedim ki birazdan konuşacağız dedim. Kararımızı söylemeden Yusuf dedi Esra'nın etrafında geziyor dedi. Yok Yusuf Bey gayet samimi böyle konuştuk böyle. Ama öyle etrafında kötü imada falan yok öyle bir şey. Niye ne yapıyorsun, ne ediyorsun diyorsun diyor. Ya insan insanı sormaz mı? Bu nasıl bir şey? Ben şimdi... Artı... Sedamla ben bu hanımefendiyle nasıl evleneceğim? Buraya gel, buraya gel. Karar anım var. Ben zaten ona buraya söyledim. Gel. Ben sana söyledim. Hani olumsuz... Çünkü o gün buradaki olan tartışmaları gördünüz.
eve gittik. Evde de aynı o tartışmalar devam oldu. Gamze'ye de Esra'ya da Cesim'i... Nedir o tartışmalar nedir? Benim Cesim ya Esra'ya ya Gamze'ye. Ben de dedim madem öyleyse ben arada çekiliyorum. Siz ne yaparsanız yapın dedim. Ben peki söyledim. Yusuf'la sen hal hatır mı konuşuyordunuz? Evet. Loca'da üstte kulise Yusuf abi dünen gelmemişti. Ne yapıyorsun Yusuf abi iyi misin dedim. Ha. Sen nasıl sorarsın? Niye öyle dedim? Ha. Yani böyle bir şey yok. Geliyorum. Vallahi dayanamayacağım. Yavaş. Dayanamayacağım. Geldim. Ne oldu Yılmaz Bey? Bir dur ya sen konuşuyorsun arkadaşım. Sana kadar çok orada attığın iddia çok kötü. Dur ben bir anlatayım. Ne yapıyorlar Esra Hanım? Aman şey pardon. Fark etmez. Esra diyorum. Ya gözlerini kapatma. Esra burada. Esra bu. Şimdi bak Erkan Bey de Yılmaz Bey bir söyledi Erkan Bey oradan zıpladı. Allah'tan başka birileri de yok. Var ya ne yapıyorsunuz biliyor musunuz siz? Kendi bahanınızı bana atıyorsunuz. Bak ne dedi? Onunla Esra. Sen bak, abla ben Esra bir anlatayım. Hanım. Yalan söylüyor şu an. İndirelim. Şu an yalan konuşuyor. Ben izah edeyim. Hayır ama kızı demiş ki ben niye merhaba diyemezdim. Yok ben konuşacağım Seda Hanım. Ne yaptı biliyor musun? Hiç güzel haberim yok. Konuş güzel. Hiç haberim yok. Ha. Aynı güzel konuşuyor. Yakın tut mikrofonda. Diliyorum. Çok güzel konuşuyorum. Benim arkam dönük. Bazı kişilere bir şeyler ikram ediyordum. Arkadaşlara. Elbise dağıtıyor. Ya elbise dağıtırım. Elbise. Bir şeyler dağıtırım. Sana ne ya? Dağıtıyordum tamam, bir şeyler. Bana talip olsunlar diye dağıtıyorsun. Ya bir saniye. Ya, Allah aşkına bir saniye. Arkamdan biri sesleniyor. Ha. Nasılsın, iyi misin, görüşebilir miyiz? Veyahut da şunu bir duyayım. Arkamdan bu gelmiş. Esra'yı bir itikledi. Sen hani, olumsuz olduktan sonra haberim yok. Ya yanındaki kim ne oldu? Demiştim. Ben zaten ona demiştim. Bizimki olumsuz. Sen kendi taliplerine bak dedim. Zaten çekildim gittim. Ben de Esra'ya dedim ki ne oldu aranızdaki tartışma ne? Aman dedim beni katmayın sakın ben oradan fırladım gittim mi? Sen abla bunu konuşturma bir ben konuşayım. Aynen o şekilde oldu lütfen. Tamam git otur sen. Çok güzel anlattın Yusuf aferin. Şimdi, harikasın Yusuf. Teşekkürler. Hanımefendi buraya sen niye öyle yaptın? Gelir. Ayıp yakışıyor mu sana? Beni rezil ettin. Yani ayıp. Hanımefendi ilk gelir gelmez Yusuf sürekli ilgileniyordu. Bu bir. İkincisi. Bir dakika Yusuf. Çok ilgilendi. Neslihan al mikrofonu bir dakika bekleyin. Seda Hanım biz villadayken evet Yusuf Bey peşinde dolaşıyordu bunu gördüm. Hatta Esra'ya şey dedi bizi yakıştırırlarsa bizi çıkarırlarsa kesinlikle hayır deme çık bana dedi. Ben onu bilmiyorum. Mehmet. İşte. Ondan dolayı. Mehmet'e ver arkanda mikrofonu. Bir dakika bekleyin Mehmet. Hop yapıştırıyorlar. Yusuf bekle. Yakıştırma diyorsunuz. Yılbaşı akşamı ikisi burada oturuyorlardı Seda abla. Akşam ne yapıyoruz diye birbirleriyle yaptılar. Konuştular. Esra ile ikisi mi? Evet. Yılmaz da ona şahit olduğu için zaten Yılmaz'ı konuya atıyor şu anda. Ben uzaktan takip ettim. Mehmet olayı bilmiyor. Sonra biz yemeğe çıktık geldik. Hiç haberim yok. Tamam belki olumsuz olabilir. Baktım Yusuf onunla tokalaşıyor. Ben Yusuf'a bağırdım hatta. Daha paran önüne geçmemişiz. Ondan sonra şimdi ben abimi telefon bağlantısı yapsın diye bu zamana kadar yapmamıştım. Başka locada biri bana dedi ki bana demiş ki gel bana talip ol. Hanımefendi demiş. Ben şimdi mi? Sana nasıl güvenirim? Evet bana, bu da kendisi. Kim o? Cihangir. Öyle mi Cihangir? Al mikrofonu ben Cihangir. Ben şimdi nasıl güveneceğim sana? Esra ne dedi? Bekleyin durun. Ne? Ne dedi Esra? Vallahi hatırlamadım ama bir tanesi bana geldi dedi Esra Hanım'a talip olmak ister misin düşünüyor falan dedi. Ben de dedim madem hoşuna gitmişsem o bana talip olsun dedim. Sonra zannedersem Ece'ydi bu Aykut'un dün nişanlandığı kişi. Yok. Ece bana dedi ki ne söyledi, anlatayım ben sana. Onayladı. Ece bana dedi ki ne meleğe gelen talip sana talip olmak istiyormuş bir de numaranı istiyor dedi. Bak dedim kimseye numaramı vermem ama talip olmak istiyorsa buyursun gelsin dedim. Hayır, kesinlikle bu. Yani bana anlatılan bu yani. Hayır, ama bu ben değil. Beyefendi tamam Cihangir. Bekle Cihangir. Esra kesinlikle ben kimseye çıkmam dedi. Aynen hiç öyle. Kimseye ben çıkmam hiç kimseye dedi. Çıkmam. Ama tamam. İsteyen bana çıkabilir dedi. VTR'de de bu var. İyi. Tamam anlaşıldı. Şimdi ben bunu demek istiyorum. Bunların kararı olumsuz. Ama sen programın başında dedin ki Yılmaz'cığım Yusuf'un suçu yok. Beni de dedin aynı şeyle suçluyorlar. Benim de suçum yok. Bu hanımefendilerin hiç mi suçu yok dedin. Şimdi Yusuf'u diyorsun ki sen Esra'ya yanaştın. Halbuki Esra diyor ki hayır Yusuf bana yanaşmadı. Esra arkasından seslenmiş hatta. Aynen doğru öyle. Mudur kardeşim? Doğru aynen öyle. Ne yapıyorsun? İyi misin bak, dedim. Dünen programda seslenmiş. Yoktun dedim. Aynısını ona da izah ettim ama. Yılmaz Bey bunu biliyor. Yılmaz Bey bunu biliyor da işte ben, bir ortaya bir şeyler kalsın da. Aynen öyle. Dedim ben bir sonuç olduğumu. Dedikodu yapmak istiyorum. Biraz da hoşuna bana dedi ki eğlenmek. Locadaki ne bayanlar herkes Yılmaz'ı kötülemiş. Ya bak böyle diyecek. Yılmaz seni kötülemesine gerek yok. Kendisi bana. Bayanla karar alın olmadan
Villada yani. Şunu dedin, Erkan abi de şahit. Ben Gamze'ye karşı bir şey hissediyorum dedim, değil mi? Aynen öyle. Onu hatta seviyorum dedim. Ben o jesti dedim, keşke senin Gamze'ye yapsaydım. Karar anını yap, ondan sonra birine talip olur. Yani ben bunlar benim zoruma gidiyor Seda Hanım. Ya bu normal bir şey mi, etik bir şey mi? Karar anı daha olmamış. Villada şunu söyledi, Erkan abi de oradaydı, Ali de oradaydı. Ben diyor, Gamze'ye karşı bir şey hissediyorum. O zaman dedim ki, Yılmaz dedim, villada otururken. Esra ile dedim, olumsuz oldu. Şimdi de kendine dedim, Gamze'ye mi yönetiyorsun dedim. İşte evet dedim. Bunları ben ya duyunca bu, nasıl... Yani, o da onları duymuş. Yani olabilir ama Sibel bana dedi ki hatalısın. O sana karşı bir hisleri var dedi. Sibel dediği için ben talip oldum. Yoksa ben çıkıp talip olmadım sana. Ya Sibel kendisi ben bana ben sana dedi, zorlamadım sana gel karşı. Bana talip ol. Kafamda günlerdi. Seda Hanım. Sen kendin çıkıp geldin. Seda Hanım. Bekleyin. Şey hayır bekleyin. Ya. Esra abi de konuşsun. Evet Esra. İşte öyle. Bu sefer ben onu şey yapacaktım. Gamze'ye yapacaktım. Madem öyleyse yap. Ben peki. Çekiliyorum tamam. Ve onu niye söyledi biliyor musun? Dedim Esra. Çıktım. Bu sefer de hepsi bana sataşıyor. Nasıl böyle diyorsun peki, diyor. Çin lokantasına giderken biri seni ararken niye ağladın? Niye ağladım biliyor musun? Her şey olumluydu. Burada da kızlar kavga etti. Ya dedi suçum. Sen de o duruma düşeceksen hiç durma gel dediler. Ya o sen buraya ben kendimi o duruma düşürmek istemiyorum. Ha ben buraya hani taliplerin varsa çıksın gelsin. Tabii ki. Ama ciddi bir şekilde böyle değil. Ben böyle şekil istemiyorum. Ayrıca hayatım, bak her dakika bunu hatırlatıyorum. Burada evlenmek için bulunuyorsunuz. Aynen öyle. Ha bu Cihangir olur, Ali olur, Yusuf olur. Neyse yani aklıma gelen aynen isimleri sayıyorum. Yılmaz olur. Yani bundan da gocunmayın. Tedirgin oluyorsunuz. Ay onu beğeniyordum, söylemiştim. Ay kötü bir şeymiş gibi. Kötü bir şey değil. Burada evlenmek için oturuyorsunuz. Şey kimse sizin kardeşiniz değil, akrabanız değil. Yani... Görüşüyor. Şurada görüşmeyle ne olur? Şimdi Oğuzhan'la Gamze görüştü. Ne oldu şimdi? Hemen Oğuzhan'ın Gamze'yi sahiplenmesi mi lazım? Hayır. Oğuzhan'a da yarın gelecek kızlar. Gamze'ye de gelecek beyefendiler. Değil mi kızım? Aynen öyle. Onun için Esra'cığım tedirgin olma böyle bir şeyden. Sen hanım hanım oturuyorsun burada. Yok, onlar çok dile düşürüyorlar. Tamam, hayır, hayır, hayır hayır. Kimse kimseyi dile düşüremez. Bekle bir saniye. Kimse kimseyi dile düşüremez. Sen kendinden emin olduktan sonra biz seni biliyoruz. Biz buradaki hanımefendileri hepinizi biliyoruz. Sen 50 kişi de gelse buluşmaya seni görmeye sana hiç kimse bir şey söyleyemez. Aynen öyle. Hiç öyle şeylerde üzülme. Tamam mı? Sen ağır hanım hanım bir kızsın. Çocuk annesi bir kadınsın. Bırak takma böyle şeyleri kafana. Evet. Tamam. Hadi gidebilirsin. Hadi bakalım. Yılmaz sen de otur. Evet tamam. İçinden... Daha uzatmayalım. Ali gel telefonum evet. Var. Evet Ali. Gülşen Hanım arıyor alo seni. De. Merhaba Gülşen Hanım. Gülşen Hanım duyuyor musunuz de. Efendim? Mikrofonu Gülşen Hanım. Heh, buyurun Ali Bey telefonda Gülşen Hanım. Merhaba. Merhaba Gülşen Hanım. Kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Ben 36 yaşındayım. Ev hanımıyım. İki tane kızım var. Ankara'dan arıyorum. Anladım. Buyurun gelin. Ne zaman gelebilirsiniz? Şu anda kızım okula gidiyor. Önümüzdeki hafta için gelebilirim. Tamam bekliyorum sizi. Tamam. Peki Gülşen. Güle evet. Güle canım. Evet. Evet. Müjdat bir kez daha talip olmam artık gibi bir şey söyledin galiba. Yani ben ikinci plana düşmek istemem Seda Hanım. Onu söyledim Gamze Hanım için. İkinci plana düşmem. Yusuf için de şunu söyleyeyim. Yani ben örnek vereyim. Bir bayanla karar hanım olmadan Yusuf'un o bayanla konuşması normal midir? Bence değildir. Ben öyle etit bulmuyorum. Örnek vereyim. Bence herkes herkesle konuşabilir. Ama bugün kimse, bir saniye. Kimsenin, sahiplenme değil. Bir saniye. Ben Yusuf bir sözümü bitireyim. Arkadaşlar nişanın bak biraz önce Gamze şu yaşında şurada size şey verdi. Ne kadar güzel bir mesaj verdi. Ben yüzüğü takarım, ondan sonra hareketlerimden sorumluyum ve benden sorumlusun. Yüzüğü takmadan birbirinize bu kadar şeyde bulunmayın. Ondan sonra kaçıyor kızlar, istemiyor. Kıskançsınız diyorlar, çok karışıyorsun diyorlar. Kız ne güzel bir mesaj verdi. Seda abla, ben yapmayın onu, bunu, onu bırakın demiyorum. Merhaba da desin, konuşsun. Seda Hanım, tamam katılıyorum da. Şimdi bizim lojda bu kadar insan var. Niye gitmiyor Neslihan yanında da Yusuf gidiyor? Her şeyde Yusuf çıkıyor. Her taşın altından Yusuf çıkıyor. Neslihan niye kendini Yusuf'a bıraktırıyor o zaman? Yani şimdi bir... Bir saniye. Hayır Yusuf ver mikrofonu Neslihan'a. Vereceğim. Ben zaten hep tavrımı koyuyorum ki ben uzak duruyorum. Hayır. Hiç yanına hayır. Bile gitmiyorum. Şimdi Erkan'a dönüp Yusuf dur. Yusuf'un değil bunu senin konuşman lazım mesela bir kadın olarak. Her kendinden emin diyorum. Bir kadın olarak. Erkan'a dönüp
Yusuf seni zorla arabaya bindirip evine bırakmadı Neslihan'cığım. Hayır, serviste gittik zaten, onun arabasıyla değil. Kesinlikle. Anladım. Hayır, neyse. Seni o bıraktı evine kadar. Evet. Kendin burada ağzınla söyledin. Evet. Şimdi Yusuf senin etrafında mı dönmüş oluyor? Ama bu kadar da yapmayın. Ama ben her zaman diyorum onu, uzak dur benden diyorum zaten. Ama bunu oldu, benimle alakalı değil. Seda Hanım, bir şey itiraf edeyim. Ben çözemedim bunu, uzak dur. Sana. Ne yapıyor ya, bu adam, bir anlamadım. Saniye, var ya, bir şey söyleyeyim mi? Şimdi şuraya oturuyorum ya. Yanıma gelmiş, mikrofonu almış. Elime bir saniye ne yapmış biliyor musun? Bak, mikrofonu nasıl istersin biliyor musun? Yusuf, mikrofonu verir misin? Mikrofonu alır mısın? Gelmiş. Bak, kimsenin haberi yok. Elim aynı bu şekilde. Ver mikrofonu, ver. Aynen bak. Ya, göster. Aa, yalana bak. Evet. Yalan ya. Yemin ederim yalan ya. Kaseti alın. Kaseti başa alın. Ne demek yalan? Allah. Kaseti başa alın. Kızım, sen benden ne istiyorsun ya? Kızım, sen benden ne istiyorsun? Uzak dur, uzak. Ne oldu ya size? Olumsuz mu oldu buraya geldiniz? Nasıl uzak durun? Uzak dur. Baksana, aramızda bir metre var Erkan Bey. Senin aranda iki metre var, benim yanıma gelmiş. Aa, ne kadar tesadüf ya. Allah bir tane kurtulacak. Peki Yusuf, uzak durun birbirinizden. Tamam, peki, evet, tamam. Uzak. Mevzu kapandı. Evet. Çözemedi bu Yusuf. Yani bu işleri çözemedim. Karar anı, evet, başlasın. Önce Özer bir şey söyleyecek. Şimdi sabahtan beri konuşuyor arkadaşlarımız. İşte aklımda şu var, bu ikinci planda. Yok işte benim aklımda iki kişi var, üç kişi gözlemim altında şeklinde yorumlar yapılıyor. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Özellikle Gamze'ye söyleyeceğim. Hani şimdi diyor ya böyle, ben dedi biraz çekindim bu konulardan dolayı. Burada benim hiçbir bayanla ismim geçmiyor. Onu dikkate alırsan sevinirim. Yani ben hiç kimsenin ismi falan geçmiyor. Hiç kimse aklımda yok. Ben zaten dışarıdan veya buradan her türlü taliplerimi de bekliyorum. Ama bunu da dikkate alırsan sevinirim. Gamze'ye söylüyorsun bunu. Peki. Ama Müjdat gözetimim altında dedi. Gamze hani dedi bunu. Şey dedi ya, hani kıskanç, çok kıskanç İleride diye. İleride olabilir dedi. Ya şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim Seda Hanım? Ben Gamze ile oturdum, konuştum. Gamze aslında çok da şey, kendisini iyi ifade eden bir kız. Doğru. Çok da olgun, yaşına göre çok olgun. Söyledim az önce. Yani Gamze'nin yanındaki bir erkek, bence profilinden bahsediyorum. Bu tabii benim görüşüm, o da beni onaylamış da geçen benim sefer. Benim diyorsun, tıpatıp benim. Hayır diyorsun. Onu demek istemiyorum. Yani onunla böyle abisi gibi de olacak, babası gibi de olacak, sevgilisi gibi de olacak. Eşi, yani her şey, hepsi hani üç. O da benim diyorsun. Full yani. Paket gibi. Hayır, ben demiyorum. Ama onun gibi olmalı diyorum. Evet. Yani onun istediği asıl şey bu. Doğru. Peki Gamze müsaade ederse Talip çıkmayı düşünüyor musun? Yani ben Gamze'yi tabii ki, ben söyledim. Güzel bir bayan, hoş bir bayan. Takdiri ona bırakıyorum. Bir şey demiyorum. Ama ben kıskanç değilim. Takım elbise de giymem. Hakikaten hiç kıskanç değil. Hiç kıskanç değil. Ömür de değil. Bu tribünde kimler kıskanç diye söyleyeyim. Ömür değil. Benim gibi. Gelmiyor, evet. Niye biliyor musunuz? Kıskançlık bence güvensizliktir artı yanında. Yok, güvensizlik değil. Yani öyle demeyelim. Şöyle bir şey. Güvensizlik değil de bu bir kendine güvensizlikten bir şey ya. Kendine güvensizlik. Güvensizlik, evet. Değil. Güvensizlik değil. Marazi bir şey bu. Hastalık gibi bir şey. Değil mi? Evet yani. Selamla ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet olsan. Şimdi özel arkadaşımız hiç kıskançım değil dedi. Değilim dedi. Evet. Müjdat arkadaşımız da kıskancım dedi. Şimdi şöyle bir şey var. Hani tamam, bir insan kıskanç olabilir ama aşırı bir derecede kıskanç olması da biraz abartılı gelir yani insana. İşte bazı erkek kendini kontrol edemeyebiliyor. Seda Hanım. Burada gençlerin çoğu çok kıskanç. Bir şey anlamadım biraz evvel. Bende de mesela kıskançlık var ama o kadar çok değil yani, aşırı bir derecede. Esra söyledi ya. Anlamadım, benim çok merak ettiğim bir şey var. Ben buradayım, ben kimseye çıkmam. Bana çıkarsa çıksın. Bunun bir anlamı var mı arkadaşlar? Bir, ya bunun ben ne önemi var? Bu daha doğrusu. Bu ne niye önemli yani, bu kadar? Ben çıkmam ama başkası çıksın. Bu nedir yani? Ben bunu anlamıyorum gerçekten. Belki yani hani bir kadın olarak yani, yüksel... adımı atan erkek olsun diyorlar ama bence çok ya yanlış. Saçmalık bir şey bence. Ben çıkmam, o çıksın. Belki bayanların böyle düşündüğü şey olabiliyor bence bazen. Evet Gamze, olabilir. Kararı. Evet Gamze. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Kararım olumsuz. Peki olsun. Buyurun. Evet, teşekkür ediyoruz Oğuzhan, Gamze. Yeni bir buluşturma, Esra geliyor. Buyurun efendim. Yanıma koşa koşa gelmişsen, geceye de güne bölüsen, elini tuta tuta ölüsen, beni dünyada başka hiçbir şey
Evet, Esra'yı istemeye gelmişler. Hazır mısın Esra? Davet ediyoruz. Erdem Bey geliyor efendim. Buyurun Erdem. El ele olsa, hiç ayrılmasa, dünyada en çok seven bir ikimiz olsa, sevgiye tutsa, öylece kazan, aşkın en derin uykusundan hiç uyanmasın. Erdem geldi. Erdem ne? Erdem hoş geldin. Hayırdır inşallah. Bu nasılsınız? Teşekkürler Erdem. Ben size hayranınızım. Çok teşekkür ederim. Sen evet. Sahne sanatçısı mısın? Evet, sahnelerde bazen oynuyorum. Roman havası oynuyorum. Ben kendim romanım. Tekirdağ'dan geliyorum. Hoş geldin. Aa, bir roman oynasın evet, o zaman. Bir dakika. Bir o roman çalsın bize. Bir dakika. Ama kısa konuş. Tekirdağ, Ayrabolu ilçesinden bütün uzun köprü. Malkara, Keşan hepsi sana selam söylüyor. Ayrabolu, Malkara, Keşan hepinize selam. Esra'nın karşısına alıyoruz seni. Geç bakalım Erdem. Maşallah Erdem'e. İyi günler. Ne güzel nasılsın? Neşe getirdin buraya. Aferin Erdem. Teşekkür ederim. Hadi konuşun. Esra bak ne güzel, eğlenceli bir adam. Ben Tekirdağ'dan geliyorum. Seni bayadan beri izliyorum. Çok bir hoş bir bayansın. Sağ olun. Oturmasını, kalkmasını bilen bir bayansın. Çok sağ olun. Evet. Seni bayadan beri izlediğim takdirde senden çok bir elektrik aldım. Evet. Yaşım 29. Daha önce bir evlilik yaptım. 5 yıl. Evet. Ama eşimden anlaşmalı boşandım. Böyle karakterli kavga falan gürültülü yok. Aferin. Evet. Aynen. Anlaşmalı boşandım. Evet. Aferin. Ben zaten bir bayana çok önem veren bir insanım. Oturmasını, kalkmasını bilen bir bayanla çok sevebilirim. Evet, gezmeyi, tozmayı seven bir insanım. Evet, çalışmayı seven bir insanım. Bir bayan benim yanımda gezeceğim takdirde diyelim ki yanıma aldığımda diyelim ki getirdim onu. Ben konuşuyorum, çok konuşmayı seven birisiyim. Evet, bayanın dert dinlemeyi seven bir insanım. Sulu gözlüyümdür. Evet, evet. Bir insanların kaydı hiçbir zaman... Bir bayanların kalbini hiçbir zaman kırmam. Evet, bir şey söylemeyeyim. Bir dünyada bir şey var ki, bir insanın kalbi temiz oldu mu, o insanla hiçbir zaman adama zararı gelmez. Güzel. Bizi tanırsa bile Allah tanır. Biz Allah'ın sevgili kuluyuz. Şimdi sen bizim programı seyrediyorsun çok uzun zamandan beri. Dedin ki, burada Esra dedin, evet. Tam dedin, benim talip olacağım kız. Evet. Ve ona geldin, talip oldun. Dinliyorum. Biraz güzel. Konuşsunlar. Sedat gel, telefonum var. Biraz konuşun. Alo Filiz Hanım de. Filiz Hanım. Filiz Hanım merhabalar. Filiz Hanım duyuyor musunuz efendim? Filiz Hanım merhabalar. Alo. Efendim? Merhaba. Nasılsınız Filiz Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ama ben özür dilemek istiyorum ama Seda ablayla görüşmek istemiştim. Ben talip kabul etmiyorum canım. Teşekkür ediyoruz Filiz Hanım'a. Benim sahibim var güzelim. Sedatçım. Nasıl gidiyor Esra'cığım? Erdem biraz heyecanlı olabilir. Sen konuş, konuştur. Ne iş yapıyorsun? Sen de kendini anlat Esra. Ben kendim pazarcılık yapıyorum. Pazarcılık. Evet. Yeri geldi. Burada beni de pazarcı... akrabalarım var. Onlara hepsine çok çok selamlarımı gönderiyorum. Anneme de selamımı gönderiyorum. Teşekkür ederim. Pazarcı işi güzel. Evet, evet.
Dediğim gibi ben kendim açık sözlüyümdür. Hiçbir zaman yalanı sevmem. Evet. Yani. Doğru otururum, doğru konuşurum. Evet. Yalnızca giyimi önem veririm. Sevdiğim kişiyi hiçbir zaman yüzmem. Sevdiğim kişi bana bir adım atarsa ben ona iki adım atarım. Evet. Ne güzel. İki adım atarım. Esra onu sen nereliydin? Bak, bir sevdiğim Ankara kişi... Polatlı. Ankara Polatlı. Evet. Bir sevdiğim kişinin bir diyelim ki bir sevdiğim kişinin kalbini kırdıysam özür dilemesini de bilirim. Neyse. Evet. Özür dilemesini de bilirim. Peki siz konuşmaya devam edin Esra. Nurullah bir açıklama yapacakmış herhalde. Peki, buyurun Nurullah, dinliyoruz. Açıkla Nurullah. Uğur abi dün erkekler evinde abi. Sesli biraz anlayamadık. Dün adaylar evinde Erkan abi bana bir yakıştırma yaptı Zeynep'le ilgili abi. Ne dedi? Hani ben size yakıştırıyorum diyesine falan konuştuk böyle. Heh. Hani ben de dedim ki tamam evet oturmasını kalkmasını bilen bir insan dedim. Hı. Hani kimi çok... yakıştırmış sana? Zeynep. Zeynep'i. Ben yakıştırdım yani Uğur Bey Zeynep'i yani sonuçta. Kötü Nurullah... mü yaptı, kızdın mı buna Nurullah? Abi kızma değil hani ben kızmıyorum da şey. O zaman izleyelim. İzleyelim. Ben de merak ettim. Uğur da merak etti. İzleyelim bakalım. Tayfun'u bir kalemde silen Avrupalı Zeynep'e sürpriz talip. İlgimi çekiyor. Nurullah Zeynep'e olan ilgisini nasıl ortaya koydu? Yani şimdi Tayfun'la benim aramda dağlar kadar fark var abi. Peki Avrupalı Zeynep Nurullah'ın bu ilgisine ne dedi? Buyursun gelsin o zaman. Son canlı yayında Zeynep'e talip olan Tayfun red cevabı almıştı. Evet Zeynep, kararın nedir Tayfun'la ilgili? Kararım olumsuz çünkü evlenmiş ayrılmış kişi istemiyorum ben. Ada evinde bu konu gündeme geldi. Tayfun'u reddeden Zeynep'in Nurullah'la daha olumlu bir çift olacağı konuşuldu. Zeynep'i sana kesinlikle ben yakıştırıyorum. Bir kere bekarsın. O zaten kriterlerinde bekar arıyordu. Anlatabildim mi? Boylu postlu arıyordu. Nurullah, Zeynep'e olan ilgisini gizlemiyordu. Yani bilmiyorum abi, bence Zeynep benim kriterlerime uyacak bir insan olabilir abi, öyle diyeyim. Nurullah, Tayfun'u reddeden Zeynep'in kendisini reddetmeyeceğine inanıyordu. Yani şimdi Tayfun'la benim aramda dağlar kadar fark var abi. Bunu hepiniz de biliyorsunuz. Evlenmiş, boşanmış, çocuğu var ve çocuk da istemiyordu. İstemiyordu, altını çizdi yani. Nurullah'ın Zeynep konusunda atağa geçmesini istiyordu beyler. Ben senin yerinde olmuş olsam, ben kesinlikle bütün kriterlerine uyuşuyor, senin yerinde olsam ona talip olarak çıkardım. Bu olumlu yanıtlar Nurullah'ı cesaretlendirdi Zeynep konusunda. Biliyorum. Aynen. Erkan abi, heh, yakıştırma yaptın değil mi abi? Kesinlikle. Yakıştırıyor musun abi? Ben yakıştırıyorum. Siz? Senin gibi yakışıklı birisi karşısına çıkarsa bu kriterlerin hepsi çizik olur. Peki ya Zeynep, Tayfun'u bir kalemde silen Avrupalı Zeynep, Nurullah'ı beğeniyordu ama onunla da olmaz diyordu. Beyefendi biri ama olmaz onunla çünkü bir ara internette de okumuştum. Onun ailesi kapalı bir aile, ben de açık giyinmeyi seviyorum, ondan olmaz. Zaten kriterler de uymuyor. Neden? Yaş kriteri mesela uymuyor. Hanımlar Zeynep'ten ön yargılı olmamasını isteyince yumuşadı Zeynep. Buyursun gelsin o zaman. Evet gelsin, bir konuş bence yani, konuşmaktan zarar çıkmaz. Bakalım Zeynep ve Nurullah arasında bu ilk temas nasıl sonuçlanacak? Yusuf'un Neslihan lojoda istemedi, biz de onu buraya aldık. Yusuf tek kişilik lojoda oturacak. Gitti de Neslihan. Orada tek kişilik. Tek kişilik. Bundan aranızda yokum arkadaşlar, burada. Bana talip gelmek isteyen buraya gelsin. Burada buluşmanı da burada yapalım Yusuf. Aynen böyle. Yusuf, bence insan var 50 metre uzak dur. Ne Erkan? 50 metre uzak dursun buradan. Sadece. Tamam işte 50 metre var, yeter. Daha nereye alalım adamı? Kız yanıma yaklaştı, ben de kaçtım geldim. Ne diyeyim? Olmazsa şu balkona alırız seni. Vallahi yukarıya. Balkon... Burada balkon da var. Peki. Heh. Nurullah. Evet. Nurullah. Şimdi bunun üzerine Zeynep de burada. Anlat çocuğum. Abla şimdi... Yani ne, lafı nereye getireceksin çocuğum sen? Lafı nereye getireceğim abla? Şimdi bir yakıştırma oluyor abla. Güzel evet. Bir hoş. Büyüklerim güzel. Bana yol gösteriyor. Diyor ki şöyle böyle. Benim hoşuma gidiyor bu abla. Büyüklerim destek oluyor. Bana diyor ki Nurullah bak ben bunu sana yakıştırıyorum. Evet. Bu kötü bir şey değil. İlgi çekiyorum dediğimde insanlar yanlış anlıyor. Tamam. Ne yani, ben aşık mıyım? Yani veya seviyor muyum? Ya tabii ben bakacağım, ben buraya evlenmeye geldim abla. Oturmasına, kalkmasına, nasıl insanlar beni izliyorsa ben de izleyeceğim abla. Tabii. Yani bu benim doğal hakkım. İlgimi çektiğimde yani bu aşık anlamına gelmiyor. Evet Zeynep oturmasını, kalkmasını bilen bir insan.
Evet. Erkan abi bunu söyledi, ben de bunu söyledim. Bunda bir şey yok. Zeynep ne diyorsun bu konuda? Yakıştırmışlar sizi birbirinize, çok yakıştırmışlar. Hakikaten yakışıyorsunuz. Gelin şurada durun bir görsün insanlar. Gelin bir yakışın bakalım. Hadi gelin, gelin yakışın bakayım nasıl yakışın. Dönün şöyle, bak güzel. Evet güzel. Gayet iyi, boyu boyuna. Efendim Erkan? Boyu boyuna. Boyu boyuna yani Zeynep, Nurullah'ı ben çok seviyorum. Çok beyefendi bir insan. Zeynep de çok hanım bir insan. Zaten kirli sakallı olsun, boylu postlu olsun, yanıma yakışsın. Tabii doktor mühendis diyordun ama yani sonuçta Nurullah'ın canı da boş bir insan değil. Doktor gibi olan bir insan. Loco'da evet. Sadece ya. Biz yakıştırmıyoruz. Görüyorsun Zeynep, Loco'da da. Yakıştırma yapıyorlar birbirinize. Sizi yakıştırmışlar. Nurullah'ın da kafasına yatmış değil mi Nurullah? Abi olabilir diyor yani. Yakıştırma yani. Oturup konuşulur, tartılır yani. Konuşulur diyor Nurullah. Konuşmak şimdi istiyor musun şey Zeynep? Tanımak ister misin Nurullah'ı? Şimdi şöyle bir şey var. Nurullah gerçekten iyi bir beyefendi birisi. Ama işte bir takıntı var. Nurullah'ın ailesi işte biraz kapalı. Gelin ister tabii şimdi ki. Ben onu da açıklayayım. Evet. Şimdi benim ailem kapalı ama ben şimdi ne dedim abla? Ben insanları dış görünümle yargılamıyorum. Evet. Benim için önemli olan iç güzellik. Yani niyet önemli. Hani çok açık giyinme. Tabii insan, ben hani açık giyinmeye karşı mıyım? Değilim. Ama fazlası aşırısı kıskançlık bence burada. Bence bunu konuşabilirsiniz bir çay içip konuşabilirsiniz. Evet. Bu arada Okay'ın annesiyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Okay'cığım. Okay mikrofonu al. Annenle ilgili bir gelişme var Okay. Okay biliyorsunuz 31 yıldır annesini görmüyor. Annesiyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Bakalım Zeynep Nurullah'la çay içecek mi? Esra'nın Erdem'e cevabı ne olacak? Gözyaşları burada aktı. Ben hem annen olurum hem baban olurum oğlum. Ha. Her şeyi benim. Müthiş itiraflar, inanılmaz öyküler burada ortaya çıktı. 13-14 yaşında evlendirdilerdi beni. Çok küçük anne oldum. Kadın olmak çok zor. Seda Sayan ve Uğur Arslan... Yaraları sardı, umut aşıladı. Artık size yüzük müzük değil, şurada nikah masasını göreceğiz inşallah, hadi. Yeni hayatlar ve yeni umutlar için Evleneceksen Gel'de buluşalım. Evet, Evleneceksen Gel devam ediyor. Nurullah ve Zeynep yarına kadar süre istediler. Okay'ın annesiyle ilgili çok önemli bir gelişme var. Yusuf'un bundan sonraki yeri burası ama bir şey söylüyor Yusuf. Coşkun Bey'in ve Erkan Bey'in şiirini dinlemeye gideceğim. Kendim gideceğim. Coşkun'un şarkılarını. Yalnız. Yıldız TV'ye, Yıldız TV'de güzelce oturacağım. Coşkun Bey'inle Erkan Bey'in de şiirini güzelce dinleyeceğim. Coşkun Yıldız. Artık şahsi konuşuyor. Evet, gördünüz değil mi? Aynen o şekilde. Programı yapıyor artık. Küstü. Yakında başlarız inşallah. Yıldız TV'de görüşmek üzere Coşkun Bey. Bu akşam oradasınız. Efendim yarın Allah'ın izniyle buradayız. Bakalım Büşra ve Tayfun'dan ne cevap çıkacak? Esra'nın Erdem'e cevabı ne olacak? Ve Nurullah'la Zeynep yarın ve net cevap verecekler. Okay'ın annesiyle ilgili çok önemli gelişme var. Allah'ın izniyle görüşmek inşallah. Üzere. Hoşçakalın. Hadi bakalım.